Görüyor musun? Aramıyorlar da. Ya dur, meraklanma Rukiye abla, ararlar ya. Yok, kötü bir şey olmaz şimdi. Zaten giderken öyle çok kötü değildi. İyiydi yani. Ya yolda kötüleştiyse, ya Allah korusun adamın sinirini bozacak bir şey yaptılarsa? Ay Allah korusun. Tövbe de. Rukiye abla ya, bir şey olmaz, ne olacak yolda giderken? Ama yani Fehmi abi de böyle bir toparlaması lazım. Her şey böyle bir sinir, böyle bir celal, bir bağırmalar falan yani. Ben demiyorum. Konu komşu diyor. Yok Nurten, ben de gideyim hastaneye. Ben dayanamıyorum böyle bekle. Ya Rukiye abla dur, bir sakin ol. Bak kötü bir şey olsa arar artık. Bizi aramadıklarına göre kötü bir şey yok. İyi bir şey bu. Yani bizi aramamaları iyi bir şey. Ya kötü bir şey olsa ararlardı. Şimdi iyi bir şey var ki bizi aramıyorlar. Demek ki bizi aramadıklarına göre iyi bir şey yani bu. Ha ve o... aramıyorlarsa demek ki iyi bir aman. Evet, ya aramıyorlarsa çok iyi bir şey. Bir şey olmayacak. Yani Nurten'cim sen de öğret artık şu Seyfi Bey'e ya. Neyi? Fehmi demeyi. Seyfi'ye sinirlenmiş, öyle diyorlar. Ya zaten geldiği günden beri bu Seyfi'yle yıldızı barışmadı kardeşim. Ya ama abiciğim şimdi Fehmi de haklı, kusura bakmayın ama adam her dakika alıyor tarlayı, iniyormuş aşağı onun yanına ya. Allah Allah, ama Fehmi abi tarlayı sever. Ya sever de herhalde Seyfi'yle olanı dokunuyor kardeş. Allah Allah. Bak size. Seyfi'yle falan hiç alakası yok. Bu yaşlılıktan. Başka bir şey yok. Yaşlı. Yaşlılıktan. Yaşlılık mı? Evet. Allah Allah. Fehmi abi yaşlı mı? Ya, ya bizden biraz büyük yani. Ha. Ha. Ay Rukiye ablacığım çok geçmiş olsun ya. Sağ ol canım, sağ ol. Ya ne oldu da fenalaştı bu adam ya? Ha, yok yok. Önemli bir şey yok ya. Merak etme, gelirler. Yani durup dururken mi fenalaştı? Anlamadım ki. Ya biraz öyle oldu. Böyle duruyordu. Birden fena... Yok. Birden sinirlendi yani. Fenalaşmadı, sinirlendi. Sonra fenalaştı. Hiç de öyle durup dururken fenalaşmadı Yıldızcığım. Ay anlatsanıza, çatlayacağım ama ya. İşe gidiyordu adamcağız Fehmi. Evet. Sabah. Ondan sonra kapı çaldı. Hayırdır inşallah dedik. Açtık kapıyı, baktık Seyfi Bey tavlasıyla karşımızda. Ondan sonra oynayalım, oynamayalım derken iş sen kazanırsan ben kazanırıma döndü. Başladılar inatlaşmaya. Fehmi diyor ben kazanırım, Seyfi Bey diyor. Kazanırsam vallahi de billahi de bir takım elbise isterim. Ya ne kazanması ya? Durup dururken takım elbiseden olma ya. Öyle bir ihtimal yok ki. Ya bak Mosşi. Tamam. Eğer ben kaybedersem sana iki tane takım elbise alıyorum ya, tamam mı? Yenge Hanım duydunuz. Hadi dizelim. Dizeliz. Fehmiciğim işe gitmiyor muydun? Sen şunu tut ya, ben şimdi iki dakikada onun koltuğunun altına veririm o tavlayı ya. Sonra işe giden adam çıkardı üstünü, oturdu tavlaya. Biz? Her zamanki gibi sakin başladılar. Altı altı, severler güzeli gencise. Ya devamlı altı altı da atılmaz ki ya. Zar beni seviyor. Efendim ben de zarlara karşı boş değilim. Birbirimizi seviyoruz. İki ver ya. Olacak şey değil ya. Mesela zarlar seni sevmiyor. Yani sen zarları seviyor olabilirsin ama bu aşk sadece platonik yani. Oyna. Altı altı. Severler güzeli gencisi. Hadi bakalım. 5-5. Severler güzeli, genç ise 2. Daha 2 efendim. 3-1. Platonik işte. Üstelik yanlış oyun. 4-4. Severler güzeli, genç ise Einstein. Mua. 6-6. Severler güzeli genişse 2. Valla tavladan anlamam ama o 6-6 çok iyi bir zar galiba. Seyfi Bey onu attıkça Fehmi'ye bir şey oldu. Gelin.
Altı altı. Her yemekten sonra bir tane. İki, üç, dört. Altı altı. İki, üç, dört. Efendim, bunu koltuğunuzun altına alın lütfen ve öğrenimle gelin. Bir de o tavlayı koltuk altına vermek, o hiç iyi bir şey değil galiba. Takım elbiseyi yarın mı almaya gideriz? Aman, takım elbiseleri diyecektim, iki tane ya. Sen zar tutuyorsun ya. Tabii ki tutuyorum, tutmadan atamam ki zarı. Ya ben nasıl yaptığını anlamadım ama sen bir şekilde zar tutuyorsun. Tutmuyorum. Tutuyorsun. Valla tutmuyorum diyorum. Ya tutuyorsun, Allah Allah. Tutmuyorum ama Allah Allah. Ya tut. Rukiye. Su. Rukiye. Hemicim. Hemicim ne oldu? Sus. Hemicim, anne ne oluyor? Nazlı. Nazlı baban ruhunu teslim ediyor anam. Ya ne biçim konuşuyorsunuz Sevim Bey, ne oluyor? Efendim? Babacığım. Baksanıza kireç gibi oldu suratı. Ya Nazlı bir şey yap, abini ara, koş işte hemen yetişsin Fehmi'cim. Efendim mümkün değil, kalp krizi Ahmet yetişemez. Allah Allah. Ya Zeyn abi bir susar mısın Allah aşkına sen ya? Ara, ara. Ay Nazlı, baba, ara. Anne. Fehmi'cim tamam Fehmi'cim. Bitti, gelme de gel. Ay kız desene bütün bunlar Seyfi Bey yüzünden oldu. Yok canım, ne alakası var? Seyfi'nin bir suçu yok şimdi, Allah var. Allah Allah. O kadar alta alta atmak zorunda mıydı Nurten'cim arka arkaya? İki abi ne yapsın? Zarlar adamı seviyor. Seyfi ne yapsın ya? Yani? Vallahi bilmiyorum da geçen gün kahvede Butik Ali ile Seyfi Bey konuşurlarken Butik Ali baygınlık geçirmiş. Ne diyorsun kız, niye? Dilek'le evlenebilmesi için Butik Ali'nin sürekli yeni yeni şartlar öne sürüyormuş. Ya bana da Mesut söyledi. Hatta demiş ki kızımız için Suadiye'de villa isterim demiş. Tabii çocuk düşüp bayılmış, ne yapsın? Buyur. Ay gel canım, babacığım. Gel. Buyur. Hoş geldiniz. Gel Fehmi'ciğim. Gel babacığım. Tutun şurayı güzelce. Gel canım. Ya tamam, gerek yok, Allah Allah. Ben yürüyebiliyorum. Tamam. Ne gerek var ya? Bana iyice de düşkün muamelesi yaptınız ya. Terlik verin bunu, terlik verin. Nazlıcığım. Tamam. Bu kadar da düşkün değilim ya. Allah Allah. Yürüyebiliyorum tek başıma ya. Rukiye. Yok, bir şey yok. Tamam Fehmi'ciğim, tamam. Efendim hiçbir şeysi yok. Doktorla bizzat birebir görüştüm. Turp gibi maşallah dedi efendim. Ahmetciğim ne dedi doktor? Anneciğim, şimdi biz direkt şey dedi efendim, gittik. Şimdi nasıl oldu efendim biliyor musunuz? Her şeye bakıldı efendim. Kanı alındı efendim. Tansiyonuna bakıldı. EKG'si çekildi. İdrar tahlili yapıldı. Hiçbir şey yok. Turp gibi maşallah efendim. Yok Seyf abicim, öyle değil. Yani tansiyonu yüksek. Yüksek, kilo yüksek, şeker yüksek. Yani stres zaten yüksek yani. Baba bana da o yakışır yani, ne bileyim, yüksek bir insan o. Anlamıyorum, ne yani Ahmetciğim, ne diyor yani? Şimdi anneciğim, senin anlayacağın babamın aslında çok önemli bir şeyi yok. Ama eğer bu listedekilere babam uymazsa çok önemli şeyleri olabilir dedi doktor. Neymiş o yok? Ya öyle uyduruk bir liste ya. Bir şey yok, Allah Allah. Ben gayet iyiyim. Canavar gibiyim ben ya. Çok iyi, çok iyi. Ha liste. Ver bakayım annem, ne varmış listede? Ya bir şey yok listede, Allah Allah. Doktorun icat çıkarması ya. İcat çıkartıyor. Onun için yok. Hiçbir şey yok. Çok, çok iyiyim ben. Çok iyiyim. İcat çıkarmayın, doktor da çıkartmaz. Of of. Bakmıyorlar ki hiç kendilerine, sonra işte böyle hastanelere gidiyorlar. Ay öyle olur mu hiç homini gırtlak? Habire ye olmaz. Olmaz, olur mu öyle hiç? Aman mantılar, börekler, çörekler, kekler. Ay vallahi kaç kere söyledim. Kaç kere söyledim ben bunu Rukiye Hanım'a. Ama ne yapacaksın evladım? Yani senin babaannen, anneannen gibi değil ki çocuğum. Avrupa görmüş bir insan değil ki. Habire olur olmaz. Yiyorlar, içiyorlar, sonra da işte hastane.
Aslıcığım, sen sakın babaannene bakma. Anneannene bak, tamam mı kızım? Anneannen gibi ol. Oldu mu yavrum benim? Kim geldi acaba? Dur bak. Merhaba. Aa, merhaba. Ne oldu Muzaffer? Canım merak etme, bir şey yok. Merak etme Necla. Günür'ün durumu gayet iyi. Gittiğimde zaten hastaneden çıkmıştı. Tamam mı? Öyle büyük bir sorun falan yok canım. Rahat ol, şey yap. Kim geldi? Ha? Baban geldi. Merhaba kızım. Baba ne oldu? Kızım büyük bir problem yok. Zaten ben onları evlerine bıraktım. Diyet yapması gerekiyormuş galiba. Doktor yediklerine dikkat etsin demiş ya. Bak gördün mü Aslıcığım? Ben sana neler anlatmıştım. Hepsi doğru çıktı işte. Anne sen kimle konuşuyorsun? Aslı'yla mı konuşuyorsun? Canım bizim aramızda. Ne var konuşuruz da. Senin o elindekiler ne? Sen ondan bahset. Ay anne bunlar benim gardıropta duran hiç kullanmadığım eskiler. Yeni sene de bunlardan kurtulmaya karar verdim. Hem kötü enerji. Ne? Kötü enerji babacığım, kötü enerji. Bu şey gibi mi kızım böyle hani kötü enerji, hani düşük voltaj gibi bir şey mi bu böyle? Ne oldu bebişim? Bana annesi köşeye mi koydu? Gel. Gel sen. İşte yağsız, yağ yok, tuz yok ve ekmek pasta falan gibi hamur işleri yok. Yani şeker yok. Üç beyaz yok işte anneciğim. Un, tuz, şeker. Duruk abla bir bakabilir miyim? Ne olacak? Ay kız. Ya o zaman ne yiyecek Fehmi abi? Vallahi doktor bu listeye kat'i surette uyun dedi. O kadar katı olmaya hiç gerek yok ya. Hiç gerek. Efendim bu yemek işini beceremediğiniz o kadar ortada, o kadar açık ki yani. Bırakın tıp size yardımcı olsun. Ay bir de moralini yüksek tutun dedi doktor. Öyle söyledi. Stresten dedi uzak dursun dedi. Kimse de sinirlendirmesin dedi. Ha? Efendim çok haklısınız. Hı. En önemlisi stres. Çağımızın vebası. Ya anlamıyorum ki. Seni böyle sinirlendirip strese sokacak olan kim ya? Kim bu adam? Vallahi bir şey diyeyim mi? Bence hepimizin bu listeye uyması lazım. Önce bir babam uysun da listeye inşallah. Dur ben kendime de bir tane yazayım bu listeden ya. Ya listeye yazmaya falan gerek yok. Listeye gerek yok. Ben gayet iyiyim. Beni rahat bırakın yeter. Rahat bırakın ya. Rahat. Babacığım artık biraz kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Lütfen. Hı, tabii değil mi? Evet. Bu listeye göre artık yaşarız. Fehmi'ciğim tamam. Aa ne olacak? Akşamları güzel böyle işte çorba, salata, öğlen yahşlanmış sebzemizi yeriz. Sabahları da kahvaltıda böyle işte bir kibrit kutusu kadar peynir diyordu. İki zeytin bir de bir dilim ekmek diyordu. Ben okudum orada. Bir dilim ekmek o. Yalnız efendim çok ince. Hani böyle baktığınız zaman karşı taraf gözükecek. Ben demiyorum doktor diyor efendim. Ya en azından baktığımda seni görmeyeyim yeter ya. Nazlıcığım Çağatay nerede? Nerede olacak anne? İşe gitti. Hastane çıkışı. Koşa koşa işe gitti çocuk. Doktor babama öyle bir liste verdi ki vallahi babamın hayatı kararacak ha. Çekirge. Abi. Bırak şimdi babanın doktorunu da diğer doktora gelelim. Evi alacak doktora. E hani almıyor mu? Vaz mı geçti? Yok vazgeçmedi. İşte parayı ayarlayacaktı. Şimdilik ayarlayamadı herhalde yani. Herhalde. Galiba. Sanırım. Şimdi bu sözcükler bizim lügatımızda yok Çekirge. Biz o danışmanlık olarak bizim tercih ettiğimiz sözcükler kesinlikle, garanti, tamam, oldu gibi kelimeler olmalı ya. Kesinlikle garanti ediyorum ki gelecek. Tamam, oldu bu iş ya. Hani gelmedi? Parayı ayarlayamadı. Ayarlayacak, gelecek. Zaten gelsin, benim onunla konuşacaklarım var. Konuşacağım ben onunla. Kesin gelecek. Garanti. Oldu bu iş. Bitti ya, tamam. Uyudu mu Aslı? Ha, uyudu anneciğim, uyudu. Kesin. Ay kızım, sen bunları niye atıyorsun Allah aşkına? Çünkü giyilmiyor anneciğim, giyilmiyor. Kızım, bir gün gelir giyilir be yavrum. Anneciğim, bir gün gelir giyilir diye diye senin gibi evimi çöplüğe döndüremeyeceğim, kusura bakma. Bunlar evime kötü enerji yayıyor, istemiyorum bunları evde. Ne? Kötü enerji babacığım, kötü enerji.
Kızım sen bu kötü enerjisini ben merak ettim bayağı. Bana bir anlat biraz hadi yavrucuğum. Ya babacığım geçen gün gazetede okudum. Uzun süre kullanmayan eşyalar evde durunca kötü enerji yayıyormuş. Hatta insanı hasta bile ediyormuş. O yüzden bunları atmaya karar verdim. Aa kızım ama şu vallahi yeni. Yani bunu sana Elçin teyzen hediye etmişti. Yeni bu daha giyersin. Ha, evet yeni. Daha lisedeyken hediye etmişti anneciğim. Allah Allah. Ben bunları istemiyorum diyorum. Evimde kullanmayacağım şeyleri atacağım diyorum anne. Bırak. Allah Allah. Kızım. Ha? Bu ceketi de atacak mısın kızım? Evet babacığım atacağım. O ceket Ahmet'in de ama kullanmıyor. Dolapta boşuna yer kaplıyor. Peki Ahmet'in haberi var mı ki? Duymazsın yani. Kızmazsın evladım. Yani duymaz. Ahmet'in ruhu bile duymaz şimdi. Ben alayım onu. Kızım. Hı. Galiba size büyük bir dolap lazım. Anneciğim. Dolapta yer var. Dolapta sorun yok. Kullanmayan eşyalarda sorun var. Ben bunları kullanmayacağıma karar verdim. Kurtulmak istiyorum. Tek şey bu. Tamam, tamam. Sen benim sözümü hiç dinleme zaten. Hadi Muzaffer kalk gidiyoruz. Necla bir dakika, bir dakika. Bu kötü enerji olayına benim de kafam takıldı. Bizim evde de bayağı atacağımız eşyalar var ha. Lüzumsuz, kötü enerji. Ha? Neymiş? Mesela o salondaki o orman tablosu. Başım artıyor ya her akşam. Saçmalama Muzaffer. Senin başın sinüzitten ağrıyor. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun sinüzitten olduğunu? Ha? Aman ben bilirim. Her şeyi bilirim. Hadi yürü. Hayatım ondan ya. Ben biliyorum. Allah Allah. Yıldız abla. Sen şimdi bu listeyi yazıyorsun ama doktor bu listeyi babam için hazırladı. Yani herkes için uygun olmayabilir bu liste. Neden Nazlıcığım? Şimdi senin başın ağrısa benim başım ağrısa gitsek doktora ayrı ayrı mı ağrı kesici verecek? Biz gitsek bize de aynı listeyi verecek. Peki. Bizicim şey diyorum biraz telaşa geldi de bizim takım elbiseler ne olacak? Kendimi diyorum iyi hissediyorsan hadi terziye gidelim. Tugge o biraz önce şu yanımdan kaldırdığın kül tablosunu versene bana. Biraz tamam babacığım tamam 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 babacığım biz Seyfi abi biz hallederiz. Hallederiz onu hallederiz. Hancım hancım. Seyfi Bey, biz yukarıya çıkalım. Bir işim var benim sizinle. Fehmi abi de biraz dinlensin. Hadi bakalım. Hadi. Bitti. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi bakalım. Fehmi abicim geçmiş olsun. Sağ ol canım. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Hadi kalemim abicim. Sağ ol. Sağ ol. Diler mi? Hadi tamam. Bitti Fehmi'ciğim. Tamam artık vallahi stres stres yok. Hayırlısıyla bitti. Ruhi benim bütün hastalığım ne biliyor musun? Hah. Bu Seyfi'yi dövmek ya. Şuna bir Osmanlı dogada otursam rahatlayacağım ya. Ferahlayacağım ya. Vallahi billahi ya. Keşke, bir Osmanlı dogada. Keşke listeye doktor onu da yazsaydı. Yazayım mı ben? Yok ya. Ay canım. Canım. Acıktım ben ya. Ah kıyamam. Ne yapayım? Ne yapayım yemek? Şöyle şey yapalım ya. Hastanenin böyle kantininde de kokuyordu. Çok güzel geliyordu ya. Bir gözleme yap da yiyelim ya. Yok. Şu... Fehmi'cim gözleme diyor. Gözleme diyor. Olmaz. Olmaz ki gözleme olmaz. Yok. Hamur yani o. Olmaz. Listede yok. Yok. Yasak. Tamam, kıymalı yapma, peynirli yapın. Yok, olmaz. Olmaz değil üç mi? Üç veya olmaz. Bir de yağda. Aa, hiç olmaz. Bitsin. Oh be, vallahi dolaplar boşaldı. Evin havası şimdiden değişti. Eskici, eskiler alırım, eskiler satarım, eskici. Eskici! Eskici! Gel gel! Açıyorum kapıyı. Ya kocacığım, bundan sonra biz de sağlıklı yaşayalım, biz de perhiz yapalım. Bak şimdi eve gidince karnabahar haşlayacağım. Sen de gelirken sakın ekmek alma. Hayda, Yıldız nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri, ne karnabaharı? Ben karnabahar sevmem kızım, bilmiyor musun? Kaç yıllık kocanım ben senin. Şöyle yapsana güzel bir karnıyarık. Ha? Yağlı yağlı şöyle yanına da güzel bir pirinç, bir lavacacık. Ağzım sulandı vallahi Yıldız. İşte kendin diyorsun yağlı. Hem yağlı çok sağlıksız karnıyarık yemeyelim ya. Ben erken yaşta ölen koca istemiyorum.
Kızım sen karnıyarıktan ölen birini gördün mü? Ben görmedim. Ya Mesut çok iyi bir insandı. Ama öldü. Aa, neden öldü? Karnıyarık yemiş. Karnıyarıktan öldü. Yok kızım böyle bir şey. Benim dedem 90 yaşında öldü. En sevdiği yemek karnıyarıktı mesela. Ama Mesut'cum ölüm raporuna karnıyarıktan öldü, yağlı yedi de öldü demiyorlar ki. Tansiyondan öldü, kalpten öldü diyorlar. Bak Allah muhafaza ya Fehmi abi gibi sen de tık diye gidiverirsen. Ya kızım adam gitmemiş, sapasağlam duruyor. Ben hem zekiyim, çeviyim, ahlaklıyım, sporcuyum kızım ben, sporcu. Mesela bak ben gençken buca spor... Ya Mesut, ben senin gençlik anılarını değil, genç kalmanı istiyorum. Bundan sonra sağlıklı yaşayacağız. Ah be Fehmi abi, ah be Fehmi abi, yaktın bizi. Sen yedin karnıyarıkları, yedin karnıyarıkları, kabak bizim başımıza patladı. Şu cebine de baktım. Bu da temiz. Al bunu. Bir dakika. Şuna bakalım. Bunu da al. Bak, bu ne? Neyse şöyle koyayım. Evet, işte bu. Hepsi bu. Al bunu da. Tamam. Yenge, bunlara ne kadar vereceğim bilemedim vallahi. Şöyle eski bir televizyon, radyo falan yok muydu? Yok, yok, yok. Ya ben bunlardan para istemiyorum. Sen bunları ihtiyacı olanlara ver ya da ucuza satarsın. Artık orası sana kalmış. Sağ ol yenge. Hadi hayırlı işler. Hadi. Oğlum evet hadi sen de yoruldun git işin gücün var ben gayet iyiyim hadi bakalım. Emin misin baba? Ya eminim tabii oğlum gayet iyiyim ya sabahtan beri koşturuyorsun sen de hadi bakalım hadi git. Oh. Tamam canım tamam hadi sen de biraz dinlensen Fehmi'ciğim ben de bu arada bir güzel çorba yapsam şöyle güzel bir çorba. Ama tuzsuz. Ha tabii sonra da bir de güzel salata yapsam yanına. O da yağsız. Tabii. Ha tabii o da. Kim yiyecek onları? Sana Fehmi'ciğim. Ya bir dakika ya hemen bugün başlamayalım ya bugün. Yarın başlarız. Ha, evet 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 diyete yarın başlayalım ya. O niye ayol? Doktor bugün demedi ki. Tabii. Derhal dedi baba. Bir de sadece hani yemek değil biraz hareket etmesi de lazım babanın. Babacığım sizin acilen spora başlamanız gerekiyor. Yani dikkat ediyorum. Siz konuştukça icat çıkartıyorsunuz ya. Ben yatmaya gidiyorum biraz. Tamam canım. Oha. Pijamaları yatağın üstüne giymek istersen. Tamam. Spor dedi. Spor dedi. Hareket etmesi lazım baba. Birazdan yürümesi lazım. Ne dedi? Tam bir anlatsanıza bakayım. Ne dedi? Çok anlatacak bir şey yok anneciğim. İşin gerçeği yani esasında sorun Seyfi Bey. Tamam iyi adam, hoş adam ama yani esas büyük sorun Seyfi Bey. Babam da alerji yapıyor. Evet, abim haklı. Hayır, babamı Seyfi abiden kurtarmamız lazım. Da nasıl yapacağız onu? Ha, güzel soru, evet. Ne yapacağız anne? Ne bileyim, ben ne yapacağız yani? Ne yapacağız? Yani komşu sonuçta gelme mi diyeyim, ne diyeyim? Ama anne gerekiyorsa gelme diyeceğiz yani. Ay, görüyorsun, hayır, babamın sağlığından daha mı önemli? Hiç. Değil tabii. Değil tabii. Gelmedi anne. Kolaydı. Yanına içecek bir şey vereyim mi? İster misin? İstemez. Zaten bu süteçte beğenmedim. Pirinçler pişmemiş. Kıtır kıtır ağza geliyor. Nasıl pişmemiş be ya? Sabahtan beri ne kadar insan yedi? Kaç kişiydi haberin var mı? Ben buna para vermem. Ne demek para vermem? Tamam usta, tamam usta. O zaman biz size başka bir şey verelim. Ha? Mesela muhallebi. Hem muhallebi de pirinç de yok. Ne? Olur mu? Bir deneyeyim. Tabii. Babacığım sen içeri git istersen. Ha. Biz ilgileniriz Şahin'le. Evet evet usta ya. Sen içeri git. Bir bak bakalım fırınlara. Şahin ben sana vereyim yapalım. Muhallebiyi. Ver ver. Götür beyefendi. Harika muhallebi. Muhteşem yani. Mavişim kusura bakma ama baban haklı yani. Adam sütlacın yarısını bitirdi bir de beğenmedim diyor ya. Şşşt Şahin sessiz olur musun biraz? Ya müşteri her zaman haklıdır ne yapalım yani? Biz esnaf insanız. Ben ne yapayım Allah Allah. Hadi götür şu muhallebiyi sen. Tamam oldu.
muhallebi var ya, böyle bir şey olamaz. Yemin ediyorum harika yani. Buyurun. Afiyet, bal, şeker olsun. Teşekkürler. Rica ederim. Ne haber? İyi ya, sen? Funda geldi mi? Yok, gelmedi de şey diyeceğim. Seni bu doktor geldi mi, ev alacak doktor? Gelmedi. Eyvah, şey diyeceğim ya. O senin evi alacak doktorla Funda'nın doktor acaba aynı doktor mu? Bence kesin aynı. Neyse gelsin, ben onu yapacağımı biliyorum. Aa, sen ciddisin. Yok yok, ben şaka yapıyordum ya. Yok yok, belki tesadüftür ya. O doktor, o doktor değildir belki. Vallahi değildir ya. Yok yok, kesin. Kesin aynı adamlardan bahsediyoruz. Bir gelsin, onun ağzını burnu patlatır. Yapma ya. Ve ağzını burnu patlatır. Hayır, doktor dövülür mü yani? Ona acımıyorsan bari, aldığı eğitime acı. Gözünü sev, doktor dövülür mü? Yapma ya. Başka bir yol buluruz. Ya ne yapayım kuzen? Böyle elim kolum bağlı Funda'yı benden almasını mı bekleyeyim yani? Bekleme tabii. Sen de onu seviyorsun, o da seni seviyor ama işte... Allah'ım ne yapsak? Başka bir şey buluruz yani. Ne yapacağız? Ne bulacağız? Mesela... Aa, işte ya, buldum. Şimdi diyeceğiz ki ona, şey diyeceğiz. Evi almaması için böyle bir şeyler söyleyeceğiz. Ondan sonra evlilikten soğuturuz. Hem eve evden vazgeçer, hem evlilikten vazgeçer. Soğuturuz deriz ki, kötü deriz evlilik. Çok iğrenç bir şey bu evlilik. İkna ederiz vallahi. Ha. Yok yok yok. Gelsin, ben onun ağzını burnunu patlatayım. Boş ver. Evet ya. Döver. Ha? Döver. Nazırı bırakır ya. Ülke yaptı hatta öyle. Sonra Funda'nın babası bunu duysun. Güzel olur yani. Ondan sonra Funda senin karşına çıkacak. Sana diyecek ki... Sen onu mu dövdün? Doktoru mu dövdün? Sen çok zalimsin. Beter bir adamsın. Hayvansın. Kötü adamsın falan diyecek yani sana. Kusura bakma. Doğru söylüyorsun. Ya. Bulacağız ne yani. Ne yapalım? İyi tamam. Gelsin konuşalım. Neyden soğutacaksa soğutalım. Hepsini konuşalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Adam geldiğinde sen Funda'yı sevmiyorsun, tamam mı? Yok. Tanımıyorsun. Öyle hiç, mi? Tabii tabii, hiç tanımıyormuşsun. Hiç, sıfır. Ondan sonra ikna edeceğiz, konuşacağız. Ben de destek olurum sana. Evlilikten soğutacağız. Hepsi bitti. Dövmek yok. Tamam. Of. Of. O son düşeşi atmayacaktım ben. Hele o son Mars'ı hiç yapmayacaktım. İki takım elbise gidince adamın tansiyon yükseldi, arş alalara gitti. Seyfi abi, öyle olmamıştır o. Yani Fehmi abi tavlaya mavlaya tav olacak, sinirlenecek adam değil. Mutlaka başka bir şey uyuz olmuş o. Ay ben bir gideyim halini hatırını sorayım efendim. Şey diyeceğim, o iki takım elbise istemiyorum. Diyeceğim ki sevinsin, tansiyon düşsün efendim. Bir dakika, bir dakika. Nereye? Fehmi'ye mi gidiyorsun sen? Evet. Ay, o hayatta olmaz. Aa. Niye olmuyor? Niye olmuş? Şeyden olmuyor. Daha okey oynayacağız da ondan olmuyor abicim ya. Okey oynayacaksın daha. Evet. Okay. Evet beyler, okey. Üçüncü, dördüncü aranıyor. Mehmet Kılıç, geç abicim. Geç geç Rıza babacığım, sen de gel. Gel otur şöyle. Geç geç geç. Bakın, okey takımını getirin. Evet, getir evet. Canım, hadi getir. Oğlum sallanma, getir okey takımlarını. Hadi. Evet. Kolay. Bak en sevdiğin adamı getirdim, Mehmet Kılıç. Evet, ver oğlum, ver oğlum. Nasıl olmuş muhallebimiz, beğendiniz mi? Bunu da beğenmedim. Ha? Tam olmamış. Bize daha önce hiç böyle bir şikayet gelmemişti yalnız. Bozuk sütte falan mı yaptınız, nedir? Böyle bir ekşilik var ya. Yok beyefendi, olur mu öyle şey hiç bozuk süt falan? Yani bizim malzemelerimiz günlük geliyor. Öyle biz bozuk ürün falan satmayız. Beğenmedim. Zaten yiyemedim de. Ben paramı vermem buna. Aa, paramı vermezsiniz. Aa, gitti. Yiyemedim dedi ama bitirmiş yani yarısından fazlasını. Vallahi. Onu da yarım bırakmış. Verdin parasını. Vermedi. Neden vermedi? Yemiş bitirmiş. Sütü bozuk dedi. Vermedi. Allah Allah. Madem bozuk sütmüş. Neden yemiş? Yerdeyse bitirmiş. Allah Allah. Madem süt bozuk, yemezsin o zaman. Yemezsin. Değil mi? Evet ya, yemezsin ya. Ya usta bir şey soracağım ya. Ya müşteri bir şeyi beğenmezse kaçıncı kaşıkta durmalı? Bir. Değil mi anacık?
Ha. Peki poğaça? İlk ısırıkta, hemen. Ha, iyi. Şeker? Hemen tadına bakacak, hemen şey yapacak. Ha, anladım. Ve? Bayağı yemiş ama. Yemiş, bitirmiş. Durdu. Hiç merak etme, o gene geçer buralarda. O zaman şey yaparız biz. Tamam. Şey yapma. Keşke ben dışarıda yeseydim ya. Ne münasebet. Bir sürü şeyimiz var. Hadi bakalım. Bak ne güzel yemekleriniz var. Hadi afiyet olsun. Bir tek bunu mu yiyeceğiz? Evet Fehmi'ciğim. Salatan da var. Evet babacığım bak seninki burada. Yani tuzsuz, yağsız falan hiçbir şeysiz. Sizinkinde? Hı. Bizimki de vardı. Hadi azıcık yap. Parmak ucuyla. O zaman değişelim ya. Yok baba. Bu senin. Bak ne güzel bak. Hadi. Ya anne, başka bir şey yok mu ya? Çağatay'cığım, ne güzel işte hadi. Aa, bak güzel güzel sıcak sıcak ye. Hadi. Hadi. Oradan bana ekmek versene ekmek. Ekmek mi? Yok Fehmi baba, ne yapacaksın ekmeği? Ekmek istiyor doğruyor ya. Doğrayacağım, ben de doğrayacağım. Olmaz ekmek. O doğruyor. Olmaz ama sana yasak ekmek. Olmazsa ne olmaz? Cık, ama masada doğrayan var ya. Ona yasak değil, sana yasak benim için. Olmaz. Ama şurada güzel olur aslında. Şuradan tuzu versene Çağatay. Ne tuzu baba? Tuz ya, sofra tuzu. Ne tuzu? Şu tuzu işe. Bir devam görüyorsun ya. Tuz! Ver o tuzu. Babam sinirleniyor, ben ne yapayım? Fehmi'ciğim ama gerçekten yani... Aa, doktorun emirleri var, şeyleri var. Yapma böyle. Ya doktorun emirleri burada geçmez ya. O hastanede emir versin Allah Allah. Bu evin reisi benim. Ver o tuzu oradan. Ver bakayım. Ver, 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 ver. Aa. Doktor kim oluyor benim eve hükmediyor ya? Evet. Fena değil aslında ya. Gülden! Efendim? Gülden! Heh. Ya şortum vardı benim, şortumu bulamıyorum. Eskiciye verdim bir tane. Kısa kollu yeşil çok güzel bir gömleğim vardı. Bir de en sevdiğim ceketim vardı, kareli. Onu da bulamıyorum. Ha, onları da eskiciye verdim. Eskiciye verdin? Hı. Ne tür bir sebepten ötürü sen onları eskiciye veriyorsun Gülden? Kötü enerji. Efendim? Yani gardıropta aşırı yoğunlukla diyebiliriz. Güldenciğim. Canım. Dünya güzelim. Ne? Karıcığım. Efendim? Bir tanem bak. Hı. Hayatım, eskici, eski eşyalarımızı verdiğimiz... Eskileri verdiğimiz kişidir. Evet. Eskiler alır, eskiler satar. Hı. Zaten öyle bağırırlar. Eskiler alıyorum, eskiler satıyorum. İnsanlar yeni eşyalarını eskiciye vermezler. Neden? Çünkü adı üstünde. O eskicidir. Sen benim yepyeni ceketimi nasıl eskiciye veriyorsun ya? Ahmet, ne biçim bağırıyorsun ya? Giymiyordun, verdim ben de. Ya ne demek giymiyordun? Ceket bu. Zırt pırt giyinirim ben. Habire ceket mi giyeceğim? Ben onu özel bir günde giyerim diye saklıyordum. Ahmetciğim. Canım. Biz seninle bir sürü özel gün geçirdik. Evet. O ceketi bir gün bile sırtında görmedim. Ya ayrıca gardıropta gereksiz yer kaplıyordu. Ne var yani? Bir daha söyle. Son söylediğini bir daha söyle. Gardıropta gereksiz yer kaplıyordu. Benim ceketim. Evet. Benim ceketim gardıropta yer ka... İnsaf Gülden, insaf, insaf. Gardırobu açıyor bak. Benim happy topu toplasan... Toplam 3. Altını çiziyorum. 3. Bir daha söylüyorum. 3 tane ceketim var. 3 tane Ahmet'in ceketi. Gardırobun geri kalan kısmı senin eşyalarınla dolu. Senin eşyaların orada. %99'unu kaplamışken benim bir tanecik ceketim mi batıyor gözüne? Ay Ahmet amma büyüttün ya. Bir şey söyleyeceğim ben sana. Giymediğin ceketi verdik. Ne oldu yani? Ne oldu? Ayrıca oldukça zevksiz bir seçimde. Zevkler ve renkler tartışılmaz tamam mı? Ben o ceketi çok seviyordum. Sen benim zevkimi çöpe atamazsın.
Bir tanem, senin zevkini çöpe atmadım zaten. Eskiciye verdim. Yani mesela şu anda ihtiyacı olan biri sayende mutlu çünkü o ceketi giyiyor. Ya, ya benim ceketimi başka biri niye giyiyor? Ay, Ahmet ya, çünkü giymiyordun. Nereden biliyorsun giymediğimi ya? Ay, giymediği ceket değerli oldu birden adamın. Öf. Ne demek giymediği ceket? Giyerim giymem. Üç tane ceketim var benim. Bütün gardırop senin eşyalı. Ya kış vakti fakirin biri giydi, mutlu oldu işte adam sayende. Ya neden fakir böyle? Başka bir ceket giysin. Neden böyle? Yahu sana ne diyeceğim? Bir şey soracağım. Şimdi sen hamurlar neydi sen? Nerede satıyorsun? Kime satıyorsun? Ya bunları bit pazarına götürüyorum ya. Orada 3-5 kuruşa veriyorum. Fakir fukara çok gelip oradan alıyorlar. Allah Allah. Yahu şimdi ben de emekli oldum, tamam mı? Ne iş yapacağım diye düşünürüm. Şimdi bak eskici, eskicilik ediyorsun da sen. Eskici! Güzelmiş ha. Bağırması da iyi. Eskici! Vallahi iyi. Nayloncu, mesela nayloncu olsa nayloncuydu. Bakın ver bir. Naylonni! Yok o iyi değil. Naylonnu! Yok. Söylemesi de zor kardeş. Patatesçi olsam mesela, patates. Patates. Vallahi bu da güzelmiş ya. Yani hepsi olabilir. Sen eskici mi olacaksın? Yok ya, araştırma yapacağım işte. Cevat kardeş, ya şunu bir deneyebilir miyim? Dene dene, o en iyi ceket ya. Yepyeni ceket, değerli. Bir bakalım ya. Hele giy bakayım. Çok güzel ceket o ya. Ben de beğendim yani. Bak bak nasıl yakıştı abime. Vallahi İdris'i var ya, tam sene göreymiş bu ya. Ne kadar güzel oldu. Biraz kollardan uzun ama onu biz hallettiririz yani. Tabii. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Heh. Vallahi de billahi de damat gibi oldun ha. Öyle mi? Vallahi. Hele bir yürü bakayım, ben böyle bir göreyim senin boyun posun. Hele uyanı uyanı yürü ha. İkileri bir geri yap, aferin. Mehter takımı gibi yürü sen valla. Helal olsun ha. Bir de beğenmele yürü bakayım hele bir. Yahu acayip oldu ya. Vallahi billahi ya. İyi iyi. Hayırlı olsun. Ben senin eşyalarını veriyor muyum? Efendim? Veriyor muyum ben senin eşyalarını? Git, bağırma, çocuğu uyandıracaksın. Uyansın. Uyansın ve birinin eşyasını başka birine vermemesi gerektiğini öğrensin benim çocuğum. Ay, ay iyi ki bir ceketini verdi. Kıymete bindi cekete. Ben sana iddia ediyorum, 10 sene o gardıropta dururdu o ceket. Yüzüne bakmazdın. Olabilir ama o benim kararım. Ay, ne kadar uzattın Ahmet ya. Tamam bak, yarın eskici geçer geçmez söz ceketini geri alacağım. Tabii başka birine satmadıysa. Sattıysa gitti. Neler verdin başka? Allah bilir neler gitti eskiciye. Ya o ceket verilir mi? Sıfırdı ya, sıfır. Yeniydi o, yeni. Gıcır gıcır, cilloptu. Ben onu ne zaman aldım be? Ha, kaç taksitle aldım biliyor musun? Nasıl ödedim biliyor musun sen? Ya bakıram da İdris hakikaten sıfır ceketmiş. Yani ambu ceketi, ambu eskiciye verenin aklına şaşım. Niye öyle diyorsun Bekir abi ya? Bak işte İdris abiye nasip olacakmış. Peki Cevat kardeş, kaç para veriyorduk bu? Abi gönlünden ne koparsa ver. Verelim o zaman. Buyur. Gönlünden ne koparsa dedin. Bekir de şahit. İyi de İdris abi, senin de gönlünden çok az koptu yani. Ama söz ağızdan çıkar yani. Şu montumu alayım da. Al abi al. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar, hayırlı işler. Güle güle eskici, Allah hayırlı işler versin. Sağ olasın. Eskici! İdris, ey, ucuza kapattın ha bak İran. Ama yakıştı değil mi? Bakayım gene bir bakayım. Gene böyle bakayım. Hele İdris bir tane daha yürü gir hele. Bana şey et, gel önümde yürü. Git gel, ben bakayım böyle seyredeceğim. Su içecektim. Çok susadım yavrum. Su içmeye geldim ben de. Ha. Ha. Başucun da vardı. Su. Ha. Var mı ya? Ha, hiç dikkatimi çekmiyor. Görmedim ya suyu. Demek var. Ben oraya gidip su içeyim. Ne oluyor burada?
Ya ne biçimsiniz siz ya, Allah Allah. Ya ben mutfağa girince alarm mı kurdunuz nedir ya? Herkes ayağa kalkıyor, bütün evde kim varsa ya. Gizli gizli dolabı açıyor. Ya su içecektim, Allah Allah, susadım. Susamam mı? Susamam. Meğersem bizim baş ucunda varmış abi. Ben su içmeye gidiyorum ya. Hadi Rukiye, gel sen de hadi. Rukiye gel. Yemiş mi? Yemedi. Bir lokma biz atsak mı acaba? Rukiye! Tamam, gidiyorum ben. Nazlı, sen böyle yapma. Allah Allah. Kapat, kapat onu. Işığı kapat, yatar. Geliyorum baba. Gıcır gıcırdı. Yeni kokuyordu. Yepyeni ceketti. Şu kazağın üzerine nasıl yakışıyordu anlatamam. O renk uyumu falan filan. Kontrası montrası. Sıcak tutuyordu. Hiç beklemezsin. İncecik ceket. O havada bir giyiyordun. Başka bir şeye ihtiyaç duymuyordun. Ama yok. Gitti. Eskiciye gitti. Tomarla para saymıştım değil mi? Tomarla. Çayını tazeleyeyim mi? Soğumuştur. Soğumuştur o çay. Eskiciye ver istersen. Çaydanlığa bak. Yeniyse onu da verebilirsin eskiciye. Bu ne? Bu benim yumurtaların sarıları nerede ya? Ben ben işte. Burada bak. Niye? Niye oldu? Çünkü sarısında şey var Fehmiciğim, yasak sana. Ne vardı Nazlıcığım? Kolesterol. İşte antibiyotik. Benim. Şu tuzu uzat bakayım bana. Peki. Uzamıyor. Espri nasıl? Hani uzak. Antipatik ya. Antipatik. Böyle espri yapar mı normal bir insan ya? Allah Allah. Çatay tuzu ver bakayım oğlum oradan. Ya baba verirdim ama annem maşallah Michael Jordan gibi direkt tuzu bloklar. Bilmiyorum o kim o dediğin ama yaparım. O, yaparım çünkü hayır Fehmiciğim senin sağlığın için zararlı olmaz. Şeker verin bari, şey hayatım ya. Olmaz, olmaz. Şeker olmaz. Yer misin? Şuradan bir parça versene. Yapma ya, hayır. Vermeyeceğim, hayır git kendine yap. Olmaz. Şahincim, Şahincim. Allah Allah, beni ver. Hayır istemiyorum ya, Allah ben yaptım. Sen de niye işe gitmiyorsun sen? Ha, ustamla öyle anlaştık. Ben uyuyacağım, o erken açacak. Öyle olacak artık. Dinleneceğim yani. Biraz versene. Hayır ya, vermeyeceğim ya. Hala. Şey diyeceğim ya. Sucuk yok mu ya, sucuk? Canım sucuk çekti ya. Şöyle bir sucuk olsa da böyle var ya, cız cız cız. Lap lap, ne yerdik ya? Ne olmaz mı? Ha. Sakın ha, sucuk falan yapmaya kalkma Rukiye. Sakın ha. Şimdi o yiyecek. Ben de isteyeceğim. Sen sucukla benim arama gireceksin. Kıyamet kopacak. Hiç gerek yok. Yok yok zaten. Yok. Ha. Sucuk yok da ama... beş kardeş var. O da birazdan geliyor. Çok az kaldı. Yani Şahin. Büyümemiz lazım ama. Sen dedin. Yiyin yiyin diye büyüyeceğiz yani biz de. Evet ya biz büyüme çağındayız ya. Evet ya. Biraz versene şunun yarısını lan. Şşşt. Güzel. Güzel değil mi ya? Enişte, yer misin? Şşş. Bak hala bak. Güya süpürüyor. Lan oğlum eğil alsan onları. Abi sabahtan beri bütün çöpleri tek tek gösterdin. Süpürüyorum işte tamam. Ne oldu? Yoruldun mu oğlum? He? Yoruldun mu? Allah Allah ya. Lan oğlum var ya o Fehmi abinin yaptığı diyetten var ya sana lazım. Sana, sana. Fehmi abiye değil, sana lazım. Ha, bana lazım. Sana hiç lazım değil çünkü. Sen de kilolusun. Ne? Bana karışma oğlum sen. Ben abinim senin lan. Allah Allah. Mehmet abi. Efendim? Ya anlatsana şuna. Sen nasıl böyle zayıf kalabiliyorsun? He? Benim kilo alamamam dertten, tasadan abicim. Bak yılbaşı bir geçti, her şeye zam geldi. Veresiye defterimiz nasıl abicim? Ha? Boyumuzu geçti ya.
Hanım hasta, çoluk çocuğu falan görüyorsun. Ne uğrarlar, ne ederler, hayırsızlar. Benim kilo almam imkansız. Allah kolaylık versin Mehmet abi. Mehmet abi iyi güzel diyor da, o da çok zayıf be abi. Yani normal değil, baksana bir deri bir kemik. Çirkin bence. Değil mi? Böyle ET gibi duruyor. O kim lan? Filmdeki uzaylı yok mu abi, böyle kara kuru, zayıf? Demek uzayda iyi beslenemiyorlar herhalde. Aslında uzaya kebapçı açsak ne para kazanırız biliyor musun? Çok iyi fikir ya. Ha? Lan oğlum sen ne kadar boş boğazsın ya. Böyle boş boş konuşuyorsun ya. Allah'ını seversen şu işine bak ya. Ben eve gidiyorum ha. Zaten gece uyuyamadım. Senin bu boş laflarını çekiyorum. Dükkana iyi bak. Tamam abi git git. Ben temizlerim buraları git. Zaten sen eve git. Bizi buraya hizmetçi aldın. Orayı süpürelim, burayı temizleyelim. Sen git uyu. Güçlü temizlesene kardeşim. Bak senin oralarında da çöp var. Senin tarafın orası. Temizlesene oraları. Abi bizim sınır bak şu taşta bitiyor ya. Ondan sonrasında karışmam. Hangi taşta bitiyor ya? Şurada işte ya. Ha bunda. Nasıl onda bitiyor abi? Bak bunlar hep senin sınırında ama temizle kardeşim abi bunları. Senin orada gözünü seveyim. Atmasana bunları buraya ya. Çocuklar, babanızın spor yapması lazımmış. Ne yapsın? Aa! Hı? Body yapsın ya. Body ne ayol? Şey ya, aman siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ağırlık kaldırıyorlar ya böyle. Şu, bu. Yok bu. Yok, olmaz o, olmaz o. He. Beli falan sakatlanır, Allah muhafaza. Böyle daha hafif bir şey yani. Ya Rukiye, ben bu yaştan sonra spor falan yapmam ya. Yok babacığım, zaten spor derken böyle hareket et demek istedi doktor babacığım. Evet, mesela yürüyüş yapabilir babam. Ha, böyle ağır ağır, hafifçe. Ben yürüyorum zaten ya. Yediklerini eritmen lazım enişte. Olmaz böyle yani, gitmez. Bir şey yemiyorum ki, ne yiyorum ki ya? Zaten bu yediklerim aşağıya inene kadar eriyordur ya, yolda eriyor. Of. Hadi olur ama enişte. Ekmek bitecek diye ödüm kopuyor ya. Hoş geldiniz Nurten abla, Seyfi abi. Hoş bulduk. Şimdi afiyet olsun öncelikle. Sevgili komşularım, çok heyecanlıyız. Seyfi artık Fehmi abiye Fehmi diyecek. Aa. Hadi Seyfi. Merhaba Fehmi. Merhaba Seyfi. Nasılsın Fehmi? Oh, iyiyim Seyfi. Efendim son o fenalaşmadaki rolümü kabul ediyorum. Ve iyileşmeniz için elimden geleni yapacağım Fehmi. Ay vallahi çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Bak ne güzel değil mi Fehmi'ciğim? Şey diyorum, kahvaltıdan sonra biraz yürüyüş yapalım mı Fethi? Seyfi. Yürüyüş yapalım mı Fehmi? Hayır Seyfi. Israr ediyorum Fethi. Seyfi, gönlüne göre. Ay kız şey, Rukiye abla çok güzel ezberledi. Çalıştık biz ama heyecan yapıyor zar böyle karşınızda, ne yapsın. Hadi biz yukarıya çıkalım, biraz daha çalışalım Seyfi. Hadi annem, hadi gel. Daha biz ezber yapalım, hadi. Benden kaynaklanmadı ki. Yok, yok hiç. Hadi gel. Sen de gel. Yazarak çalıştır ya, yazarak. Günaydın komşum, günaydın. Günaydın Suat abi. Ha komşum. Öğlene ne yiyelim ya? Bilmem abi, daha karar vermedim. Bana sormadan karar verme zaten. Diyorum ki, acaba yapsak mı yine böyle bir cızbız? Güzel olur, yapalım abi. Yapalım. Dün ne yedik biz ya? Dün köfte yedik abi. Ha köfte. Ondan önceki gün? Kavurma yedik. Kavurma. Hatırladım, kavurma. Ya her gün aynı şeyi yemeyelim biz ya. Acaba diyorum bir biftek falan mı yapsak? Olur abi, yapalım. Yapalım. Vallahi iyi olur. Tamam. Yapalım. Hadi bakalım. Ya ben hazırlıyorum etleri o zaman ben. Hadi hazırla tamam, bakalım. Hadi. Refik, öğlene biftek yiyoruz. Sen de şöyle güzel bir salata yap. Ha? Hadi bakalım. Hadi koş. Koş. Çalışın ya. Ne güzel mahalleye düştüm ben ya. Kolay gelsin. Yanımda kasap. Öbür yanımda pastane. Manav, bakkal. Orada kahve. Balıkçı. İyi ya. Lay 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 l
İyi günler. Ben bir sütlaç alayım. Sütlaç. Evet. Pirinçli olanla. Evet. Usta, sütlaç vereyim mi? Bakalım bu sefer ne yapacak? Allah Allah. İyi ver bakalım efendim sütlaç. Hemen hemen. Bakalım beğenecek mi bu sefer? Ya Cankuş, ben evlenirken Gülden'e dedim ki yani sana ruhumu vereceğim, aşkımı vereceğim. Evet. Hayatım al senin olsun dedim, tamam mı? Sana ceketimi vereceğim, ceketimi al senin olsun, eskicilere ver demedim, tamam mı? Demedim. Hayret ya, yani nasıl böyle bir şey yapıyorlar ya bu kadınlar? Aklım almıyor abicim ya. Sen benim ceketimi, pırıl pırıl tertemiz ceketimi eskiciye nasıl veriyorsun ya? Olur mu ya böyle bir şey ya? Ya böyle bir şey hayatta olmaz. Hayatta olmaz ya böyle bir şey. Yani tav olmakta haklısın. Mesela bak benim Yıldız'a. Benim herhangi bir kıyafetimi daha bugüne kadar verdiği görülmemiştir. Tabii her şeyimi saklar. Vallahi çok şanslısın ya Mesut. Çok şanslısın. Şanslıyım birader. Doğuştan mallıyım ben herhalde ya. Yalnız bir şey diyeceğim. Ara sıra kıyafetimi arıyorum mesela. Bir ceketimi arıyorum. Bakıyorum yok ortada. Diyorum nerede bu? Ben görmedim diyor. Ya, vermiştir o. Kesin vermiş. Senin ruhun bile duymaz abicim. Vallahi mi? Kesin senin ruhun bile duymamış. Kesin eskicileri meskicileri bir yere vermiştir yani. Aa, olabilir ha. Ya ne koyuyorsun şunun içine ya? Yani üstüne tanımıyorum bir çay daha. Cemal acil bir çay. Cemal ver oğlum oradan bir çay. Orada Sphinx gibi duruyorsun. Cemal! Efendim Mahmut abi. Ya sana zahmet İdris'e bir söyle, işi bitince bana bir uğrasın olur mu? Tabii abi, ne diyeyim? Selam söyle, ne haberde? Necen Ahmet abi sana çay ikram etmek istiyor de. Heh. Hemen abi. Gelsin bir çay içelim. Alo. Ha Nesrin'cim. Ay Nesrin'cim sorma. Kötü enerjilerden kurtulacağım diye eşyaları attım. Ahmet'in enerjisi daha fena oldu. Evet. Evde ufak çaplı bir ceket problemi yaşıyoruz hayatım. Ne mi yaptım? Tamam işte gittim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam İdris abicim. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyi, çok şükür abi. Buyur. Hayırdır beni çağırmışsın? Estağfurullah abicim. Bir çay içelim dedik. Çay içer misin? İçeriz tabii ya. Cemal, iki çay. Açık olsun. Biri de normal. Ne haber abi? İyi işte, uğraşıyorum. Satış falan. Ceket çok güzelmiş abi, yakıyor. Sağ ol, sağ ol. Sorma sayıp İdris abi, sen bu ceketi nereden aldın? Nasıl, yakışmış değil mi? Yakışmış. Eskiciden aldım ya. Salağın biri bunu vermiş eskiciye kardeşim. Şu çekete bak ya. Şunun nesi eski ya? Eski değil, evet. Ya bu dünyada ne aptal insanlar var ya. Adam malının değerini bilmiyor, veriyor eskiciye. Şu çeket eskiciye verilir mi kardeşim ya? İdris abi. Yalnız öyle aptal falan, salak malak demesek abi, belki sahibinin haberi yoktur, ha? Yok ya, bizim eskici Cevat dedi. Adam beğen miymiş, giyin miymiş bunu? Belli ki zevk sahibi değil. Şu çekete bak ya. Bu eskiciye verilir mi ya? Ne salaklar var bu dünyada ya? İdris abi, dikkat ediyorum, üç tür söylüyorsun. Sen yine de öyle salak falan deme, demeyelim olur mu abicim? Salak demeyelim. Ya niye öyle diyorsun ya? Salak hem de normal salak değil. Bu adam süper salak ya. Şu ceket eskiciye verilir mi kardeşim ya? Çıkar abicim sen o ceketi. Niye çıkaralım? O ceket benim abi. Nasıl senin? Basbayağı benim abi. Benim haberim olmadan hanım eskiciye benim ceketi vermiş. Sen de ondan almış.
Yani ceket benim, çıkar abiciğim. Ya ben bunu para verdim aldım kardeşim. Ne verdiysen al verdin abiciğim. Çıkar benim ceketimi ya. Niye çıkaracağım? Benim ceketimi giyiyorsun ya. Bir dakika birader, ne bağırıyorsun? Bir de salak malak diyorsun ya, ne alakası var? Ben para verdim. Dur ya, dur. Ya ne bağırıyorsunuz, ne oldu? Benim sana bahsettiğim ceket var ya. Ha işte o ceket, bu ceket. O ceket, bu ceket mi? Evet, hanım bizim Gül'den Eskici'ye veriyor, Eskici'den de İdris abi alıyor. Ya bu ceket... bunu parasını verdim de aldım kardeşim. Ya abicim... bırak, Allah Allah'dan verir ya. Sen ver adamın ceketini. Niye vereceğim ceketini? Kaç para aldın sen ya? Çok para aldım. Çok para aldın sen, çok. Ne demek bana ne ya? Benim ceketimi ben tabii ki soracağım ya. Ne Allah demek sana Allah. Ne ya? Ne oluyor be ya? Olmamış, ben buna para vermem. Aa! Ya yeter artık. İyi oynuyorsun, ondan sonra olmamış diyor. Para vermem diyor. Beğenmedim. Ya versin diye yaparım biliyor musun? Ya bana bak. Kardeşim bitmesene, şikayet ederim bak. Ölmek, nereye şikayet edeceksin ki? Ya buraya geliyor, löp löp yiyor. Ondan sonra olmamış diyor. Hadi gidin git. Bir daha da buraya gelme sakın. Görürsün sen. Ana gelsin diye. Şuna bak ya. Allah Allah. Şuna bak ya. Löp löp yiyoruz, ondan sonra yaptış. Allah Allah. Terbiyesiz. Sakin ol. Terbiyesiz. Daha başka şeyler var mı? Söylemem. Evet, başka şeyler var da söylemez yani. Tamam amirim ben. Ha, dediğim bendir. Femicim keşke bugün de dinlensen, gitmesen işe. Sıkıldım ya. Sıkıldım Rukiye, evde sıkıldım ya. Gideyim biraz... Ya değişiklik olur benim için. Muhtarlığa gidin, biraz çalışayım. Hem açlığımı da unuturum ya. Tamam canım, tamam. Ama kurban olayım bak. Biz yanında yokuz diye öyle abuk subuk şeyler yeme sağda solda, tamam mı? Ruhiye, ben çocuk muyum ya? Değilsin, tamam değilsin. Öğlen yemeğine de bak erken gel, sana nasıl güzel böyle kabak, fasulye, havuç böyle. Ay bir haşlayacağım onları böyle, çok güzel. Haşlama. Ruhiye, kızart ya onları. Bir de güzel şöyle üstüne sarımsaklı yoğurt falan yaparız. Çok güzel olur ya. Olmaz. Olmaz babacığım. Kızartma en tehlikelisi. Ya bizim evde uzman kaynıyor. Herkes uzman oldu ya. Ay. Herkes acayip oluyor yani. Bir devamlı icat çıkartıyorlar. Benim sinir katsayım devamlı yükseliyor. Güzel. Düşünüyorum, sinirleniyorum. Düşünüyorum, sinirleniyorum. Yükseliyor ya. Evet. Hadi hayırlı işler. Hadi canım, hadi. Ya Rabbim ya, bir şey demese inşallah dışarıda Nazlı. Öyle gibiydi. Çağatay! Vallahi öyle gitti. Yok. Öyle bir yüzüm vardı ya. Çağatay! Ha? Koş babanın peşinden. Niye? Dışarıda bir şey yemesin. Bir takip et bakayım sen onu. Anne adamı rahat bırakın ya. Böyle stres yapınca daha fena oluyor ya. Ya sen karışmasana her şeye. Ne diyorsun, onu yapsana git. İşe gideceğim ben. Ya gidersin işine, Allah Allah. Muhtarlı kadar şuraya kadar takip et adamı, çabuk. Allah Allah, hem iş bul, çalış diyorsunuz. Bulduk, çalıştırmıyorsunuz hadi ya. Hadi hadi, çabuk. Başka ne dedi Doktor Fehmi abi? Hani yani bilelim de biz de yapmayalım. Hani hazır gençken tedbirimizi alalım abi. Abi kusura bakma ya, ben lafa doldum, sana ikram etmeyi unuttum. Abi, almaz mısın abi poğaça? Yok almayayım ya, istemem, sağ ol. Aferin. Abi Allah aşkına al ya, bana fazla bu zaten, bana bu yeter. Bir tane al ya. Fazlaysa olabilir aslında ya, bir şey... Taze. Baba? Çağatay evet tazeymiş ya. Evet, sağ dediğin gibi vallahi billahi çok güzel almışsın ya. Helal olsun. Aferin, taze. Yalnız ısırırken falan dikkat et, dökülür, dağılır yani taze olduğu için. Hadi afiyet olsun ya. Hadi olsun. Tamam. Çağatay. Vay. Ben de diyorum ki böyle bir ışık hüzmesi gözüm kamaştı. Ne oluyor diyorum. Meğer mahallenin güdüşü gelmiş. Ne yapıyorsun? Babamı takip ediyorum. Ediyordum. Niye? Boş ver. Boş ver. Ne haber? İyi. Evet Nesin'cim, evet. Ya evet. Hadi şimdi ben kapatayım, biraz işlerim var Nesin'cim. Hadi görüşmek üzere. Ah, kolum ağrıdı. Banaymış. Baban hala kızgın mı bana? Yani, bilmem. Öyle evde pek konusu açılmıyor.
Öyle mi? Hı. Tabii. Çok normal çünkü artık evde doktor bey konuşuluyordur. Çağatay, üf, bu konulara canını sıkma demedim mi ben sana? Ya aşacağız bu sorunları, merak etme. Tamam be, tamam. Zaten sen benim yanımda olduktan sonra ben Ferhat gibi dağları delerim. Mecnun gibi çölleri aşarım. Ne gerekirse yaparım. Gerekirse giderim o doktorun. Çağatay. Tamam be, tamam, öf. Öf. Neyse, benim işe gitmem lazım. Tamam, ben de zaten Elvan'ın kitabını bırakıp gideceğim. Tamam, hoşça kal. Hoşça kal. Sen hoşça kal. Ya sen hoşça kal. Önce sen hoşça kal. Ya sen hoşça kal. Ya hoşça kal. Selam. Ne oldu? Doktor aldı mı evi? Ne bileyim Şahin, üf. Çağatay, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bu doktor evi alırsa var ya, doktor çünkü o. Kızı da alır ben sana seni. Tamam ya, sinirlenme ya. Allah Allah, tamam ya. Merhaba. Aa, Çağatay nerede? Buyurun buyurun, buyurun buyurun. Biz de sizi bekliyorduk. Gelir birazdan. Şu ev işini halletmeye geldim. Oo, çok güzel. O işi hallederiz de para galiba hazır. Evet evet, hazır. Çok güzel, çok güzel. İyi iyi. Şimdi gelir, şimdi gelir Çağatay. Hiç merak etmeyin. Ah, işte Çeçe de geldi. Çeçe? Çeçe yani çekirge Çağatay. Biz şirket olarak böyle şakalarla motivasyon arttırıyoruz. Çeçe. çok güzel. Ne yapalım? Para hazır Çağatay'ım. Sonunda hallettik. Öyle mi? Ne güzel. Çok güzel. Yalnız biraz konuşmamız lazım öncesinde. Ne gibi? Ya, benim anlatmam gereken şeyler var da. Çeçe, var mı bir problem mi? Hayır. Yok, yok, yok. Hiç. Ya, benim söylemem gereken şeyler var sadece. Mesela kapıda ne isim yazacak? Bunlar apartmanla ilgili kurallar. Mesela senin adın Cengiz. Evet. Peki, yengenin adı ne olacak? Funda. Yani olacak inşallah. Funda. Hı? Şahane. Çok iyi. Oo! Süper, şahane. Çeçem. Ne oldu bir, diyorum ki şu işi bir an önce bitirelim de diyorum, evlerine kavuşsalar. Yok, bizim öncesinde bir konuşmamız lazım. Öyle mi? Benim ona anlatmam gereken şeyler var. Hadi kalk bir çay içelim, hadi. Tabii, bir şeyler yapalım, hadi bak. Hadi sen hiç gelme, abi biz özel müsaadenle. Hadi, hadi bak. Hey Cengiz, yürü. Yürü. Problem çıkmasın da Çeçem. Sanki de çıkacak gibi geliyor ya. Hayır, bana sormadan konuşmasaydık keşke ya. Bu ailenin genelinde var. Hepsi insanı tedirgin ediyor ya. Of. İdris abicim, benim güzel abicime iki saattir ısrarla anlatmaya çalışıyorum. Bir daha deneyeceğim, bu sefer anlamanı ümit ediyorum, tamam mı? Abicim şimdi bak, senin o ceketi alabilmen için önce benim o ceketi satmam gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Karın vermiş eskiciye, karın. Doğru, vermiş. Benim haberim olmadan vermiş. Ama bir önemli ayrıntı daha var. O da şu. Eşim Gül'den bu ceketi eskiciye hiçbir ücret almadan halk arasında umumiyetle bilinen haliyle bedava vermiş. Ama bedavaya vermiş. Ama ben bunun parasını verdim de aldım. Güzel, güzel. Belli bir noktaya geldik. Tamam, eyvallah. Ona da eyvallah. Bir para verdin. Kaç para verdiysen benim ceket için, o parayı ben sana takdim edeyim. Sen de o ceketini çıkar ve bana ver. Çünkü o ceket benim. Tamam mı? Kaç para verirsen vereceğim. Ben satmıyorum kardeşim. Her çestiği bana için ne kadar güzel yakışmış sana. Hatta ben bunu giydim. Tezcağa geçtim, benim satışlarım arttı ya. Ceket. Baksana şuraya ya. Ceket yüzünden. Evet. Allah Allah. Nevzat. Allah Allah'sı yok, evet. Nevzat. Abi. Birader, sen kanun bilen adamsın. Ya şunlara bir hakimlik yap. Yani bu iki saattir çıkamıyorlar, ceket kavgası yapıyorlar. Yani kanunen bu ceket kimin bileder? Heh, buyur. Yani şimdi Ahmet abicim sen evet, uzatma abi. Çünkü eldeki deliller balıkçı İdris abinin olduğunu gösteriyor. Eyvah eyvah. Buyur işte, kanun benden yana kardeşim. İtiraz ediyorum. Abi biz de öyle, Amerikan filmi öyle, itiraz ediyorum falan. Olsun ya. Ama kabul ettim, itti, hadi bak. Neyi itiraz ediyorsun, buyur. Muhterem heyet. İdris Bey'in üzerinde duran, bahse mevzu olan, esasında da bana ait olan bu ceket benim hiçbir muvaffakatnamem, dahlim, bilgim olmaksızın eşim tarafından eskici Cevat olarak bilinen tüccara
verilmek suretiyle cebren ve hileyle, bir daha söylüyorum, hiçbir dahlim olmaksızın ve iznim olmaksızın benim elimden zorla alıkonulmuş ve bir şekilde İdris Bey'in üstüne giydirilmiştir. İtirazım buradır. Tam bir avukatsın abi. Çok konuşuyorsun, boş konuşuyorsun. İtiraz ediyorum. Kabul ediyorum abi seninkini de. Bu da oldu yani. Hiçbir baskı ve zorlama olmadan, arkadaşım pardon, Hakim Bey, arkadaşım. Hiçbir baskı ve zorlama olmadan eskizin arabasının üzerinde ben bunu gördüm. Anladın mı? Ben beğendim bunu, özgür irademle aldım. Eskizi de buna bana verdi. Ben de takır takır parasını saydım. Çekede aldım, hepsi bu kadar. Ya o zaman sen şimdi ne yap biliyor musun? Sadede gel ve kararını açıklardık. Abicim şimdi bakın, ticaret kanununa göre... Evet. ...bir malın ticareti gerçekleşmişse... Evet. ...malı alan geri iade edebilir. Ama satan malı geri alamaz. Yani daha işte, görüyorsun kanun benden yana. İtiraz ediyorum. Abi yeter, neye itiraz ediyorsunuz? Kabul etmiyorum. Kanunen bu ceket, işte İdris abinin, sen de git kendine daha güzel bir ceket yap. Evet. Tamam abi, kararı açıklıyorum. Karar. Tamam abi, ya gerek yok. Ya mahkeme burası, Allah Allah. Ceketin davalı balıkçı İdris'te kalmasına, davacı Ahmet Özdemir'in kendine daha zevkli, daha güzel bir ceket alıp bu konuyu kapatmasına aha da karar verilmiştir. Doğru söylüyor birader. Gerçekten baksana çok zevksiz ya. Dandik bir ceket. Yani bana parasız versen giymem. Boş ver bunu ya. Sen giyme zaten. İdris abi. Valla ne yalan söyleyeyim şimdi böyle. Bakıyorum. Bu ceket sana bana olduğundan daha çok yakışmış. İşte senden ben bunu beklerdim ya. Sen hukuk okudun mu maşallah ya? Yok abi öyle boşu boşu. Ne güzel karara bağladı ya. Bu ceket benim ceket. Güle güle yık tamam mı? Sağ ol. Tamam. Ben de sana iç içi lamsi gönderirim. Gönlünü alırım ya. Gerek yok abicim, zahmet etme. Yok hala ana sütücü bir helal olsun ya. Oo, akşam balık ha. Afiyet olsun. Eyvallah. Vay be. Çok sevdim seni ya. Vallahi çok sevdim. O yüzden seninle açık konuşacağım, dürüst konuşacağım. Ne oldu, hayırdır ya? Evle ilgili bir sorun falan mı var? Yok yok yok. Evle ilgili bir sorun yok. Hiçbir sorun yok ama... ya bir eve o kadar para yatırma. Bak, yatırma o kadar. Evet. Gez, toz, eğlen, günlük gün et. Yatırma o parayı. Eve yatırma o parayı. Evet, eve yatırma o parayı. Bence de yatırma ya. Gez, toz, eğlen yani... Kaç yıl okudun? 6 mı? 10 mu? 20? Kaç yıl ya? 6. Of. Bir de pratisyenlik var. Yani staj gibi bir şey canım. Ha, baştan onu söylesene. Stajyermiş ya. Stajyere kız mı verilir ya? Stajyer adı üstünde ya. Neden? Niye vermesinler ki? Ne demek niye vermesin? Pratisyen. Pratisyene kız mı verilir abi? Cerrah bile olamamışsın yani. Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Hasta. Emanet edilir mi bu arkadaşa? Gözünü seveyim ya. Mesela ben hapşursam var ya, şifa almaya gelmem tamam, sana yani. Bana tamam, şifa tamam, ver. Tamam, tamam Şahin dur. Ya, tamam, şu, ya, hayır ya. Tamam. Şöyle. 6 yıl okumuşsun değil mi? 6 yıl. Artık biraz sefa sürmenin zamanı ya. Biraz gezmenin, tozmanın, eğlenmenin, gününü gün etmenin zamanı. Ha. Ah be. Ne oldu be? Ah be, gününü ne dedin? Gün etme zaman. Gününü gün etme, ne zaman oldu? Ben diyorum, genç yaşta sözlendim. Bak dinle. Vallahi billahi, sen de gençsin. Yani bıyıkları kessen daha genç olacaksın ama... keşke ben sözlenmeseydim. Keşke ben günümü gün etseydim ya. Dinle yemin ya, ediyorum dinle. Çünkü örnek, örnek ben buradayım, örneğim yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Keşke ben sözlenmeseydim de eğlenseydim, geçseydim, tozsaydım. Para varsa cebimde, ho-ho, dans dans dans, küt küt küt. Vallahi kızlarla falan. Dinle. Evet, ha. Yani. Şimdi mesela evlenince ne olacak?
bir kere hayatın bitti, karardı. Kendin kanalı bile değiştiremeyeceksin yani. Mahvolacak, bitecek hayatın. Ben sana söyleyeyim yani. Ya daha şey var. Ne var? Çocuk baskısı var. Daha çocuk beklentisi olacak. Oh. Yani geçmiş olsun. Çünkü neden biliyor musun geçmiş olsun? Çocukla uğraş, karınla uğraş, babasıyla uğraş. Sen ne yapacaksın? Sen ne zaman yaşayacaksın? He? Bitti o iş. Daha hayat mayat tamamdır ya. Geçmiş olsun. Bitti. Sen baya pişmansın yani evleneceğine. Çok pişmanım. Yani anlatamam yani. O kadar çok pişmanım ki keşke sözlenmeseydim de gitseydim hayatımı yaşasaydım. Ama bak sözlendim şimdi ya. Pef olur bana. Ama bak sen sözlü değilsin. Hemen git hayatını yaşa sen. Koş git buradan. Şahin. Oh, Mavişim. Neler diyorsun sen? Niyazi abi bana mı seslendi? Ne oldu? Şahin gel buraya. Ya işte kadın canavar. Fikir özgürlüğü yok, düşünce özgürlüğü yok. Bizi bile kıskanıyor ya. Böyle düşün yani. Ama ben Funda'yı çocukluğumdan beri seviyorum Çağatay'ım. Tamam bak. De gençsin. Önde uzun yıllar var. Gençliğini yaşa, gençlik geri gelmez. Ya önemli değil. Karımla beraber yaşarız biz gençliğimizi. Yaşayamazsın oğlum, yaşatmazlar. Ya niye abi? Niye? Şöyle. Borç ödeyeceksin sürekli. Ömrün borç ödemekle geçecek. Evin borcu var. Daha bunun düğünü var, nişanı var. Eşyası var. Bir 1000 tane masraf ve borç. Aa, aslında doğru. Şimdi ev 30 milyon benim. Daha fazla borç almam gerekecek. Değil mi? Aklıma bir fikir geldi. Dursun bu para. Biriktir üstüne koy. Hiç borç ödememiş olursun böylelikle. Paran biriktirdiğinde alırsın evi. Bak bu da doğru. Bu kadar borca girmek mantıksız. Yani bir süre kirada oturuveririz canım. Satış iptal mi? İptal. Evlilik. Erken mi diyorsun? Çok erken. Daha ileride önüne kızlar çıkar. Yapma. Of ya bilmiyorum Çağatay'ım yani bir düşünsem. Ya neyi düşünüyorsun? Sen doktor adamsın. Bir hastanın hayatı gitmek üzereyken neyi düşüneceksin? Hemen müdahale edeceksin. Bu da senin hayatın. Düşünecek bir şey yok. Hayatını kurtar. Sağ ol be Çağatay'ım bak. İyi ki konuştun benimle. Tabii. Ben o zaman gidiyorum ya. Şey babamlarla konuşmaya gidiyorum. Tamam. Tamam Çağatay'ım. Düşsün Funda'nın yakasından inşallah ya. Sen de destek oluyorsun yani Çağatay, bravo. Ya biz Ha bir de gülüyorsun yani. Ne yapayım? Kuzenin yanına gider misin? Gidelim. Çık. Nerede o? Git bul, bilmiyorum. Hayır. Oh, salatalar da hazır kardeş. Abi etler pişiyor. Güzel. Yalnız benimki biraz fazla pişmiş olsun. Abi çok pişiremiyorum ya. Niye ya? Çok pişirince böyle kokmaya başlayınca ben dayanamıyorum, yiyorum. Yeme. Bana sormadan yeme. Ya şurada beraber sofra kurduk. Bir aile gibi yemek yiyeceğiz ya. Abin nerede? Abim evde uyuyor ya. Aman iyi. Uyusun. Neyse biz işimize bakalım. İşimizi elimizi çabuk. Hadi. Hadi. Lav. Hadi kardeş, hadi. Bir saniye kalsan salatayı bitirecek ya. Ya Mehmet evde tuz diyorum, ekmek diyorum, kimse duymuyor ya. Şeker diyorum, tamamen duymamazlığa geliyorlar ya. Ya benim diyet evde sağırlığa yol açtı ya. Ya bir de olaya iyi tarafından baksana abiciğim, bak şimdi. Yağ masrafın azalmış, şeker masrafın azalmış değil mi? Ya Fehmi'cim bak abicim şimdi belli bir yaşa geldik artık, yaşlanıyoruz. Biraz dikkat etmek lazım abi. Ya Mehmet, sahibi söyleyeyim mi? Ya bir kuzu yerim yani ha, o haldeyim ya. Oo. Sayın muhtarım, saygılarımı sunuyorum. Nasıl, tansiyon yerinde mi? Yo, iyiyim, çok iyiyim ya. İyi. Biz de öğlen yemeği yiyecektik. Vallahi kaynananız seviyormuş. Buyurun.
Yok sağ ol ya. Şimdi Rukiye bir şeyler yapmıştır evde. Onu yerim ben ya. Sağ ol, sağ ol. Hey. Suat abi. Hı. Etler pişti. Lokum oldu lokum. Bakayım, bakayım, bakayım. Vallahi mis gibi koktu ha. Mehmet abi, muhtarım. Vallahi koktu. Bir lokma ya. Yok, yok, yok. Ben tokum, ben yedim ya. Ben muhtarım. Öyle mi? Hadi buyurun. Afiyet olsun. Ya ben bir lokma alayım ya. Buyurun muhtarım, buyurun. Ne demek? Refik, al bakayım oğlum şunları. Buyurun muhtarım, buyurun. Şöyle geçeyim. Dur, önce ben geçeceğim. Evet. Ya bu ne biçim sofra böyle ya? Bana bakın. Siz her gün böyle mi yiyorsunuz ya? Ne yapalım muhtarım? Çalışıyoruz. Kendimize bakmamız lazım yani. Çağatay nerede? Çağatay gelir. Birazdan gelir. Ha, gelmesin, gelmesin ya. Şimdi gelmesin hiç. Ben bir iki lokma bir şey yiyeyim, ondan sonra gelsin. Evde yasak ya bunlar bana. Fehmi abi, sonra bir şey olmasın ya. Yok ya, yok. Ne olacak ya? Yok abi, ne olacak? Et sağlıktır ya. Bak, ben her gün et yiyorum. Nasıl sağlıklıyım, değil mi? Tabii ya, bak. Gözlerinden sağlık fışkırıyor ya. Bakayım. Hiç dikkat etmemiştim ya. Öyle aldım. Öyle. Tamam, tamam, tamam. Baba. Evet. Ne yapıyorsunuz baba? Şey abi, davet ettiler, ben de geldim ya. Ayıp olmasın. Babacığım, bunları yiyemezsiniz. Ya şimdi, bunlar size yasak babacığım. Ya tamam da davet ettiler. Şimdi yemezsem gönül koyarlar ya, çok ayıp olur. Tabii tabii. Vallahi darılırım, muhtarım. Suat! Babacığım, bırakın onları lütfen. Annem size mis gibi bir sofra kurmuştur. Hadi sağlıklı hem. Hadi babacığım. Koktu ya. Hadi babacığım. Evet ya. Anne şimdi mis gibi bir sofrada kurmuştuk. Mis gibidir ya. Buyurun babacığım. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz babama? Babamın bunları yemesi yasak. Babamın hakkı mı bu? Geliyorum ben. Babamın hakkını saklayın. Bu Ahmet'in tedirgin eden bir ifadesi yok mu ya? Bana mı öyle geliyor? Ya Maviş'im ya, yemin ediyorum oyundu. Hepsi oyundu yani. O doktor var ya, Funda'ya talip olan. Yani o evlilikten soğusun diye böyle, vazgeçsin diye böyle oyun yaptık ya. Vallahi. O doktor Funda'ya talip olan çocuk mu? Evet, 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 o işte yani şey olsun böyle, evlenmesin diye Funda'yla böyle oyunlar yaptık, soğusun böyle, evlilik kötüymüş gibi böyle oyun yaptık ya. Vallahi Şahin, oyun bile olsa öyle cümleler kurmaman gerek. Demek ki içinden geliyor. Ne? Tövbe de ya. Yok vallahi billahi yani gelmiyor, vallahi içimden gelmiyor öyle şeyler. Vallahi Şahin, öyle bile olsa öyle şeyler söyleyememelisin. Yani ağzından çıkamamalı. Ha. Doğru. Ya ne olur affet beni. Sen de böyle uzun cümleler kurmamalısın yani. Ne olur affet beni. Ne olur ya. O zaman sen de bütün söylediklerinin tam tersini söyle. Ha. Ben ne dedim ya o kadar? Suat abi, Süleyman abi. Mevsimi geçsinse çoban sadası da yapacağım. Yap yap. Muhakkak yap. Ooo beyler, afiyet olsun kardeş. Sağ ol kardeş, buyur beraber olsun. Olmaz. Abi sen evde değil miydin ya? Oğlum ben bu hesaptan sonra eve gider miyim ya? Allah Allah. Hesap neymiş o? Anlatayım anlatayım kardeş, bir dinleyin anlatayım. Şimdi yıl başında benim kasaba, dükkana 100 kilo et girmiş kardeş. Çok güzel, maşallah. Maşallah. 60 kilo da satılmış. Oh, çok iyi. Çok şükür. Çok şükür. Geriye ne kalması lazım kasapta? 40 kilo et kalması lazım, değil mi? Ya gel gör ki kasapta 25 kilo et var. Şimdi 15 kilo et nerede? Harika. Abo. Abo ya. 15 kilo et burada kardeş işte. Sizin yedikleriniz. Yok. Kardeş, ben zaten fazla yemiyorum ki. Alsana tabağını oğlum. Alsın abi. Abi, öğle yemeği de mi yemeyelim ama? Ya oğlum, öğle yemeği yiyin tabii kardeşim. Yiyin ama peynir ekmek yiyin, domates yiyin, menemen yiyin. Evden sefer tasıyla getirin yiyin. Ulan her gün her gün et mi yenir ha? Ocağıma incir acı diktiniz ya. Yani. Neyse,
Ben size bu hesabın adresini vereyim kardeş. Şuraya bırakayım. Ha. Z raporunu almadan bu hesap bende olsun kardeşim. Tamam mı? Şimdi afiyet olsun kardeş. Yiyin. Hesabı bekliyorum ha. Kardeş. O şekilde. Evdeki yasaklar yetmiyormuş gibi bir de peşime adam takıyorlar ya. Allah Allah. Hayırdır Fehmi abi? Peşinde kim ya? Bir sakin ol Bahtiyar abiciğim. Bir şey yok. Sıkıntı yok. Estağfurullah babacığım. Ben peşinizde değilim. Hani yani yürüyüş yapacaktık ya. Ben o bakımdan size refakatçi olarak geldim. Hatta babacığım çayınız bittiyse çayınızı için de biraz yürüyelim. Olur mu doktor? Öyle dedi ya babacığım. Tabii tabii. Yürüyüş yürüyüş. Tabii tabii. Allah Allah ya. Ya evden buraya yürüdüm zaten. Bırak şurada rahat bir çayımı içeyim ya. Hadi hep beraber bir yürüyelim ya ha. Vallahi hep beraber hadi Fehmiciğim. Ha vallahi güzel olur ha. Doğru diyor. Hadi Bahtiyar. Hadi. Hadi. Ya Zeynel sen de bir tempo tutsan yani nota biliyorsun ya o bakımdan diyor. Ne demek derhal Ahmet abi. Ha. De hadi. Ya kardeşim bir dakika Allah Allah. Çaylar var daha ya. Ne ya, koşması evet, ne yürümesi ya. Tamam. Allah al eline. Çayı eline al. Değil mi? Tabii. Hadi herkes alsın. Evet evet beyler. Evet beyler bakın bundan sonra biz de böyle yapalım ya. Tekahütler takımı olarak da çok kıyak bir fikir olur. Ya, çok uzağa gitmemize de gerek yok yani. Şurada dönsek de olur babacığım. Evet ya her sabah Fehmi abiyle biz de yürürüz değil mi? Ne güzel tabii. Olur ya. İdman olur bize. Ya. Hadi beyler kalkın ya. Kalk hadi, kalk hadi, kalk. Hadi, kalk. Hadi, hadi, evet gel çayına. Bir, iki. Bir, iki. Yürüyün. Ya dur Mesut abi. Bu iş birle ikili olmaz. Re, resi. Re, resi. Re, resi. Evet çok güzel beyler. Evet, duyarak, duyarak notalarla birlikte ritim. Ha, vallahi o kadar güzel oldu ki. Ya satanı bana satanı gibi bak. Re, resi. Do, do, si. Sen bak ya. Sen de şu... Yağ satarım, bal satarım işlerini bırak ya. Yağ, bal çıkar aklından. Bak zaten kilo aldın, göbeğin oldu Ramazan davulu gibi ya. Dur lan! Evet, evet beyler. Evet, yürü. Çok güzel. Oh! Re, re, si, do, re. Evet, gel, gel. Ceketi İdris almış. Ve vermiyor. Haklı. Çünkü parasını vermiş. Ceket de ceket yani ha yani. Böyle kör olur, badem gözlü olur değil yani. Kim giyse yakışıyor. Yani İdris'e bile satışları artmış adamın. Tamam canım yani asma suratını sen de. Ne yapalım? Olan olmuş. Giden ceket olsun yani. Ne olacak? Kötü bir şey demedim ki ben. Bu ne? O çok sevdiğin ceketin cebinden çıktı. O kurs. Ya? Eyvah. 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 Nazlıcığım. Bak delikten. Seyfi abisi. Alma. Almayayım tamam. Bilek'cim ne oldu? Ne oldu ayol? Ay Nazlı Dilek burada mı? Burada burada gel. Kızım niye buraya geldin? Ay, ne işin var burada? Yürü eve gidelim hadi. Çünkü bir tek Rukiye teyze ile Fehmi amca yardım edebilir bana. Ne oldu kızım ya? Ya bir dakika ya Fehmi abi kusurumuza bakma. Kızım kalk gidelim bak adamcağız zaten rahatsız. Yok ya ben gayet iyiyim ya gayet iyiyim. Ne oldu? O çok eski bir mektup ha. Ben onu yazdığımı bile unutmuşum yani. Ne var bu kadar büyütecek bu da? Bir dur, dur. Ne var? Ne büyütüyorsun? O zaman bence o mektupta yazanları hatırlamanı tavsiye ediyorum Ahmetciğim. Hatırlıyorum, hatırlıyorum ama ben onları sana yollamamışım ki. Sadece yazmışım. Öyle mi? Evet. Ama yazmışsın işte. Tamam yazdım, yollamadığıma göre. Ama yazmış da sayılmıyorum. Yollamadım çünkü. Öyle mi? Yazdıkların hepsi senin şurada kafanda işte ama. Çok kızgındım tamam mı? O Tamer denen züppeyle çıkıyordun. Çok kırılmıştım. Sana deliler gibi aşıktım ki şu an. Daha fazla seviyorum ben seni. Deliye dönmüştüm. Tamam seni terk etmeyi düşünmüştüm. Ne? Terk etmek? Evet. Ne terk etmesi ya? Biz birlikte bile değildik. Allah Allah. Evet. Evet tamam sorun ne o zaman? Sorun ne biliyor musun? Ne? Mektupta yazdıkların. Ya sen neler yazmışsın öyle Ahmet? Sadece benim için de değil.
annem için demediğini bırakmamışsın. Çok ayıp. Çok kızmıştım. Tamam mı? Çok kızgındım o zaman. Hoş geldiniz anneciğim. Hoş geldiniz babacığım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba kızım. Güldencim. Babacığım. Babacığım. Ne haber? İyiyim babacığım. Kızım. Heh. Bir bakayım ne oldu? Ne oldu? Salondaki resmi kaldırdık. Baş ağrım resmen geçti ya. Öyle mi? Salon pozitif enerji doldu kızım. Aa öyle mi? Çok sevindim babacığım. Sizin adınıza çok sevindim. Bizim salonda pozitif enerji var da... burada ciddi şekilde negatif bir enerji var damat. Her şey yolunda mı? Evet. Evet babacığım yolunda. Sıkıntı. Hmm. Anneciğim lütfen buyurun. Buyurun. Babacığım buyurun. Anne ben elinizi öptüm mü sizin? Teşekkür ederim anneciğim. Hoş bulduk. Buyurun buyurun. Aç mısınız? Tam sofradan yediniz. Yok. Yedik evladım. Amca Ali'den villa almasını istemiş. Yoksa evlenemezmiş. Ah oh, kuzum benim duydum. Duydum sorma bir de çocukcağız duyunca şakadana düşüp bayılıvermiş. Ah oh ya. Hayır, bu Seyfi Amin'i birini kalpten götürecek ama acaba kimi? Ben onu çok merak ediyorum yani. Yok ben demiyorum konu komşu diyor Nurten abla. Hayır bakayım. Ya Seyfi amca ile ne olur konuşun Fehmi amca. Aa, kızım insan babasını şikayet eder mi böyle? Ya benim babam değil ki, niye karışıyor ya? Aa, ama direkt ayıp ama yani, merhaba. Ayıp yani. Selamlar, sevgiler. Hiç ağlayıp sızlamasın. Bir kız babası olarak en doğal hakkım. Villa olmadan kızı istemeye gelmesinler efendim. Ya Alper, vallahi bu Seyfi abinin istediklerini Nurten istemedi ya. Ben villa alamam kardeşim ya. Ya butik şaka falan yapıyordur belki sana. Yani kızını vermek için villa mı istenirmiş? Ya vallahi şaka yapar gibi bir hali yoktu Alper ya. Ay Allah'ım ya. Ben en iyisi konuşayım şu Seyfi abiyle. Ya vallahi konuş, gözünü seveyim ya. Ne olursun Alper, ben villa alamam kardeşim. Hem de Suadiye'den. Ya bak sen en az 100 milyon liradır ya. Ben 100 milyon lirayı nereden bulacağım Alper? Ya ben, yok ya, yok. Gerçekten ben direkt evlenemeyeceğim ya Alper. Ya butik, dur bir dakika ya. Umutsuzluğa kapılma. Evleneceksin kardeşim. Allah Allah. Evlenemez efendim. Hani ben de burada iskele babası değilim yani. Yeter ama ya. Yani ilk önce annem istemiyordu, şimdi Seyfi amca. Kimse benim mutluluğumu istemiyor. Yok yok Dilek'cim. Ay ya kızım ama ya baban da haksız değil yani. Uf Dilek ya. Bak görüyorsun değil mi Fethi'cim? Zamanı gençleri baba sözü falan dinlemiyor efendim. Nerede artık? Ay, Seyfi abicim kusura bakmayın ama siz de çok abartıyorsunuz yani. Hiç de abartmıyorum efendim. Hiç de abartmıyorum. Az bile istedim. Emciğim, sen de bir şey söylesen. Şimdi şey de o ya, yani villa çok ya. Çok ya, o bayağı çok. Ne bileyim ben böyle bir şu anda yani ne bileyim ben bir güzel şöyle bir kuş başını bir diye anlaşırım ya. Yani ne bileyim yarım ekmek arası döner de olur. Ya şöyle 4 tane lahmacun da oluyor. Lahmacunu serersin, soğanı koyarsın. Hafif de böyle maydanoz falan, limon da sık olmuş, onu şöyle içsin. Böyle ısırdığı zaman şuradan da hafif yağ akacak tabii yani o lahmacun ya. Tamam, 2 lahmacun da olur. Çocuklar. Çocuklar, hadi anlatın bakalım nedir bu suratlar? Yok bir şey anneciğim. Yani şimdi biz geldik diye mi surat asıyorsunuz kızım? Aa, olur mu öyle şey? Muzaffer, hadi kalk gidelim, bizi istemiyor bunlar. Tamam, tamam, tamam. Kalkmayın. Ya size bir şey soracağım. Sor bakalım Gülden. Kızım, tamam sor. Sor. Gülden. Diyelim ki siz birine bir mektup yazdınız. Evet. Sonra bu mektup yıllar sonra o kişiye ulaştı diyelim. Çarpıtmayalım, tamam. Çarpıtmayalım. Lütfen, lütfen gerçekleri çarpıtmayalım. Mektubun yollanmamış olduğunu lütfen belirtelim ve altını en kalın kalemle çizelim lütfen. Hiç fark etmez.
Hiç fark etmez. Yollanmamış olması o mektubun yazan kişinin muhatabına o mektubu yollamamış olması aslında o mektupta yazdıklarını söylememiş olduğu anlamına gelir. Yani o yazılanların bir hükmü olmuyor. Mesela hani biri hakkında bir şey düşünüyorsunuz ama onun yüzüne söylemiyorsunuz. Yani aklınızdan geçiyor ama konuşmuyorsunuz onunla. Söylemiş mi oluyorsunuz o zaman düşüncenizi? Bak çocuğum, bak çocuğum. Şimdi birisi hakkında bir şey düşünüyorsan... Evet. Yani olumlu, olumsuz neyse ne ama... Yani ben bunu söylemeden de anlarım vallahi. Ya çocuklar bir dakika. Evet. Kim kime ne yazmış, ne anlatmış, önemli ne değil. Demiş. Bunun önemi yok ki babacığım. Yani bunun hiçbir önemi yok. Çünkü yazan kişi o mektubu vermemiş, göndermemiş. Ulaştırmamış. Ama ne talihsiz ki yazılan kişi o mektubu okumuş. Olabilir, olabilir ama şöyle düşünelim. Yani mesela bir çocuk farz misal ortaokul yıllarında bir günlüğüne bir şeyler yazmış. Seneler sonra mesela çocuk evlenmiş, barklanmış, üniversite falan askerden gelmiş. Ortaokul zamanında yazdığı şeyler nedeniyle annesi babası o günlükte çocuğun yazdıklarından yola çıkıyor. O çocuk kızabilir mi? Yani o çocuk küsebilir mi? O yazdıklarından sorumlu tutabilir mi mesela? Yani onu soruyorum. Yalnız burada ufak bir nüans var. Nedir? Küçük bir çocuk değil o kişi. O mektup şu kağıt mı çocuk? Baba! Hı? Babacığım. Bir dakika müsaade. Gülden. Anne. Hayır. Ya. Vay. Vay. Ne ya? Ne? Necla ben bir okuyayım bir. Sevgili Gülden. Anne bu, sen anne bırakır mısın sana anne? Bu sana yazdığım son mektuptur. Çünkü kalbimi paramparça ettin. Burada yıllarca peşinden koşan, seni deliler gibi seven biri varken... sen Tamer denen o züppeyi tercih ettin. Neden? Çünkü parası var, çünkü arabası var, çünkü zengin. Aşk yerine zenginliği tercih ettin. Çünkü sen de şımarığın tekisi. Çünkü seni o kokoş para göz annen yetiştirdi. Sen de o zengin hayranı annenin etkisine girmişsin. Onun aklı fikrini şantajında etilerde. Amerika'da çünkü özentinin teki. Bravo, tam annene layık bir evlat olmuş. Artık bitti. Sana harcadığım zamana da hissettiğim duygulara da kahrediyorum. Ama sen ve o küstah annen duygudan falan ne anlarsınız? Kalk Muzaffer. Kalk, gidiyoruz artık. Ben burada durmam. Aslında yollamadığı için yazmış sayılmayabilir hayatım yani. Ha, yazmış işte, yazmış. Hadi kızım, hadi kızım. Damat, sen hadi. De yazmışsın ama. Ama yollamadım. Yollamamış. Kızmaz mıyız bazen? Babacığım, anneciğim, Gülden. Ya bir şeylere çok kızarız. Yazmışım seneler önce. Eski bir ceketin cebinde kalmış. Gülden. Ne? Hadi kızım kalk. Gidiyoruz. Nereye? Aslı'yı da al. Nereye? Hadi bize gidiyoruz kızım. Neşte. Burada bırakamam seni. Ne demek ayol? Ne demek? Anne. Ben gidiyorum. Neşte, bir dakika Neşte. Aslında... Anne, ben burada kalacağım. Ben gitmem. Tamam. Hayatım, yollamadığı tamam. için sayılmayabilir yani. Hayatım, tamam mı yani? Gülden, bir daha beni buraya asla beklemeyin çocuğum. Hadi yürü Muzaffer. Hayatım zaten yollamamış ki. Hay Allah. Harika. Annemi de kaybettik. Sayende. Memnunsundur umarım. Ha. Biliyorduk geleceğini enişte.
Biliyorduk geleceğini. Ha, 4-6 nöbetçisi de geldi. Nöbetimi vukuatsız olarak devrediyorum. Nöbetimi vukuatsız olarak devralıyorum. İyi, iyi geceler. Ben sana yatıyorum. Da, hadi bakalım. Hadi. Oh. Şeytan diyor içeriden al odunu, bunların ikisinin kafasına da giriş ya. Allah'tan şeytan uyuyor. İyi geceler. Olsun. Günaydın. Günaydın. Varga. Günaydın. Günaydın ama çok da günaydın değil Sami. Hakkında şikayet var. Aa. Ne şikayeti? Tüketici şikayeti. Danyal Bey. Tabii ki efendim. Efendim bir müşteriye kötü mal satıp üstüne bir de tartaklamışsınız Sami Bey. Ne? Evet. Pişmemiş sütlaç satmışsınız ve darp etmişsiniz. Allah Allah. Ne darp ya? Öyle bir şey yok. Allah Allah. O da yiyip yiyip parasını ödemiyordu. Ödemiyor muydu? Evet. Olabilir. Mesela bir mal bozuk çıkınca biz de geri götürmüyor muyuz? Parasını istemiyor muyuz? Götürüyoruz ama öyle günlerce kullanmıyoruz yani. Hemen götürüyoruz. Hemen de nasıl cevabı yapıştırıverdi ya? Olsun. Olsun Sami. Tüketici hakları. Müşteri her zaman haklıdır. Ceza kesmek mecburiyetindeyim. Yani şöyle sembolik bir şey Sami. Dosya kapansın ya. Tamam. Ama önce o usitlaşlardan yiyeceğiz. Eyvah. İki tane getir. Onları yesin ha bakayım bir. Getireyim de bir de siz bakın. Ha. İyi bakalım bari. Tamam. Gel. Buyur. Ayrıca en çok bozulduğum da... Evet. Benden vazgeçmiş olman. Ben senden vazgeçmedim. Ben ömrüm boyunca senden bir an dahi vazgeçmedim. Ya Gülden biz evliyiz farkında mısın? Bizim çocuğumuz var. Ben bizim aşkımızı arkadaşlarıma anlatırken... Ahmet benden bir an bile vazgeçmedi diyordum ama artık diyemeyeceğim. Çünkü sen benden vazgeçmişsin. Vazgeçmedim. Eğer ben o mektubu yollasaydım vazgeçmiş olabilirdim belki. Sen o mektubu yazdığın anda vazgeçtin. Vazgeçmedim. Ayrıca ben şımarık ve lüks düşkünü bir kız değilim, tamam mı? Elim kırılaydı, yazmasaydım o mektubu. Niye yazıyorsun? Hadi yazdın, vermedin. Ne saklıyorsun? Ceketin cebinde niye unutuyorsun? Elim kırılaydı. Of. Vallahi nefis, nefis. Sen peki Danyal beğendin mi? Efendim yani Orta Doğu ve Balkanların en iyisi, ellerinize sağlık. Epeydir yememiştim, harika ya. Afiyet olsun. Devonlar var ya, devon yedikleriniz. İşte o gelen tipin beğenmedi, şikayet ettiği tatlılar bunlar. Neymiş efendim? Pirinci pişmemişmiş. Pişmemiş mi? Pikmik. Neymiş efendim? Sütü ekşimişmiş mi? Ekşimiş mi? Ekşimiş. Bu sütü ekşimiş diyenin damak tadı yok demektir. Aynen. Ben de ona onu dedim işte. Senin dedim damak şeyin yok dedim. Tadın yok dedim. Ya onun derdi üzüm yemek değil. Onun derdi bağcıyı dövmek. Para vermemek. Ama bir tartaklama olmuş Sami. Olmamışmış mı? Yok be ya. Vallahi tartaklamadım. Tebelimini acık yakasından tuttum o kadar. Yani efendim şey vurdu demiş. Sonra Osmanlı tokadı demiş. Aa vurma yok. Vurmadı babam. Evet.
Hay Allah. Ama adam bize şikayet etmiş Sami. Yani işlem yapmak mecburiyetindeyim. Ya sen de esnaf adamsın, ben de esnafım. Müşteri her zaman haklı değil midir? Ya başkan, tamam haklı. Ben ona öyle şeyler yapmadım ki. Acık böyle bir sürtüşme yaşandı aramızda. Canım tartaklamışsın adamı. Ya tartaklamadım. Yeminle acık sürtüşme. Sürtüşme bilen diye ya. Acık değdirdim, o kadar. Hay Allah. Ama şikayet var. Yok, çaresi yok. Yani bir ceza keseceğiz. Usulen bir ceza keseceğiz. Dosya kapansın, dosya, dosya. Tamam, et ha. İyiliklerin, tamam. Dur, ben bir köşekte al. Bırak, bırak. Yekşimikti bunlar. Başka bir şey ister misiniz? Bir sütlaç daha varsa. Tamam, hadi sütlaç. Evet. Ödemeyi yapalım. Buyurun, buyurun efendim. Eva, para alma onlardan. Para almayacakmışım. Afiyet olsun. Sana da iyi günler Sami Usta. Görüşürüz. Çağatay'ım, dediklerini düşündüm. Ha. Evdekilerle gittim, konuştum. Tamam. Kendi hayatımı yaşamak istiyorum dedim. Oo! Saçmalama dediler. Ne? İlk başta ev alacağız, ondan sonra da kızı istemeye gideceğiz. Ev gitti. Ev ah be. Ne oldu? Sen vazgeçince ev gitti. Yok ev yani. Hadi ya. Ve buralarda sana uygun bir ev yok. Çok baktığım için ya, yok öyle bir ev yok. Of. Neyse, o zaman artık yapacak bir şey yok. Başka yerden bakacağız. Gideyim o zaman ben de Çağatay'ım. Bir dur. Heh. Bir dur, gel. Gel, bir şey söyleyeceğim sana. Önemli bir şey. Hayırdır? Sen hiç kontrol ettin mi? Neyi ya? Bu kızın hani... belki başka bir sevdiği vardır. Daha sonra boşuna bela olmasın. Ya aman! Olursa olsun be Çağatay'ım. Ben Funda'yı yıllardan beri seviyorum. Sırf o beni sevsin, benimle evlensin diye... doktor oldum, okudum. Yani şimdi evim de olacak. Ya beni istemeyecek de kimi isteyecek söylesene ha? Hem neşter bende. Hop, keserim vallahi. Sana inanamıyorum Çağatay. Ya bu yaptığını asla tahsip edemem. Bugün bunu döven yarın kızımı da döver. Cengiz'le evleneceksin. Peki baba. Vahşi. Zorba. Cani. Benim bunun gibi bir evladım yok ya. Neyse, haydi bakalım. Kısmet bu işler değil mi? Sana iyi günler ve... bol şanslar. Sağ olasın Çağatay'ım. Ya sen var ya, sen çok çok can bir insansın. Ben seni çok sevdim ya. Şey, ben şu evin işini halledeyim, geleyim. Ondan sonra bir çay kahve içeriz, sohbet ederiz, tamam mı? Tabii, tabii. Aa bak, bu arada düğünüme de çağıracağım seni mutlaka ha. Görüşürüz. Mis gibi koktu be Cemal. Oğlum evde var ya, kabak yemekten, ot yemekten içim ezildi, içim bayıldı ya. Koyun gibi boyun ot yediriyor bize Yıldız evde. Yalnız usta, sabah sabah dokunmasın bunlar. Dur be oğlum dur, sen dokunma yeter. Şuraya bak. Hamur, kıyma. Bak şimdi bak, bunu böyle içine koyacaksın. Bilmiyorsan öğreteyim. Soğanları da bol atıyorsun ha. Ondan sonra maydanoz. Oh. Ağzın sulandıysa ye bir tane. Vallahi yerim usta. Dur, önce ben yiyeyim de artarsa sen yersin. Belki bu da yetmez. Ya bak usta, yine söylüyorum bak, sabah sabah dokunmasın. Oğlum, yemek yemek dokunur mu insana? Sen yemekten ölen birini gördün mü? Sen bana dokunma yeter. Oh, afiyet olsun Mesut kardeş. Eyvallah birader, gel beraber olsun. Sağ ol ya, ben kahvaltımı yaptım ya. Bu ne ya, sen sabah sabah böyle ağır şeyler yiyorsun, lahmacun falan filan. Bu ne iş? Ne yapayım İdris'im? Yıldız
Evde her şeyi yasakladı. Hiçbir şey yiyemiyoruz. Esir kampında gibiyiz ya Fehmi abi yüzünden. Tavak dokunmasın. Allah Allah, bir oğlum Allah, boyda boyuna dokunmasın, dokunmasın. Hep beraber yeni bulmuş şey olmaz. Afiyet olsun ya. Ama doğru değil, biraz yavaş yap bu arada. Ne zaman ya? Afiyet, bal şeker olsun. Mesut! Mesut usta! Mesut usta! Oldu, helal! Usta helal! Şunu getir, koş! Şu! Mesut! Kardeş! Hop! Helal, 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 helal! Aldın gözünü! Çabuk su getir! Şimdi abi, arpacık soğanları önce biraz böyle hafif tereyağı da böyle şöyle çevir. Çevirdikten sonra da böyle kuşbaşı etlerini koy. Biraz da böyle içine domates koy abi. O yahni böyle kendi kıvamında pişmeye başlasın. O pişerken abi hemen yanına garnitür olarak güzel domatesleri dilimle. Acı biber, yeşil biberleri hazırla. Sonra biraz da kaşar rendele. O rendelediğin kaşarı Mehmet abi, rendelediğin kaşarı üstüne serp böyle yemeğin üstüne, böyle etin üstüne. O böyle piştikçe o kaşar var ya, yanardağ gibi, volkan gibi böyle yanlarından böyle eriyecek. Eriyecek abi. Sonra abi ekmeği alıyorsun böyle genişçe böyle abi, batırıyorsun böyle, sünüyor böyle etle böyle. Batırdın mı ekmeği Fehmi abi? Batırdım, batırdım. Allah! Bahtı ya. Fehmi abi, sana ekmek yasaktı ya. Batırma ekmeği. Ekmeğe batırma. Ekmeği unutsan şimdi. Ekmeği unut kardeşim. Alıyorsun böyle, biraz bile tuz serpeliyorsun. Evet. Tuzu unuttuk. Sana tuz da yasak ya. Serpeleme sen tuzu. Sen tuz serpeleme. Ya yemek yasak tuzu ya. Allah Allah. Yani yemek tarifinde koyabiliyoruz. Ha öyle mi? Tarifte tamam. Oluyor. O zaman bak, o zaman ne yapacaksın? Pişti yemeğin, tamam mı? Güzel çekiyorsun böyle tavayı kendine doğru. Ekmeğe ekmek yasaktı yine. Kaşığı alıyorsun. Kaşığı daldırıyorsun böyle. Allahu ekber böyle götürün. Dur, bir şey unuttuk ya. Karabiber. Karabiber. Karabiberi hafiften böyle serpele. Bahtiyar. Ondan sonra daldır böyle ekmeği, o kaşar böyle sünecek böyle kaşar. Ya Allah Bahtiyar. Tamam yeter abiciğim, Allah aşkına. Ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun? Rejimini bozduracaksın adama ya, anlatıyor bir güzel güzel ya. Allah Allah, tamam yeter. Fehmi ya, abiciğim şey boş ver Allah aşkına, hadi. Hadi iyi günler, hadi, iyi günler ya. Ya ne yapıyorsun? Ya Mehmet abi, bugün yapalım şimdi yiyelim. Yapalım tamam, Fehmi'nin yanında anlatma bari ya. Nasıl anlatıyorsun öyle ya? Acıktın. Acıktı, ayıp acıksın. Allah Allah, yazık adama ya. Babacığım, hoş geldiniz. Ahmet, Ahmet. Yani hiç hoş bulmadık yani oğlum. Evde büyük kriz var oğlum. Yapmayın babacığım ya. Gel, gel. Buyurun, buyurun. Of. Annem hala kızgın mı bana? Hem de nasıl. Ya damat, sen nasıl yaptın, nasıl yazdın bunları ya? Babacığım, yani yıllar önce yazdım yani ve bir kızgınlık anında ben... O dönem Gülden'i deliler ki hala deliler gibi seviyorum. Aşıktım, kavuşamıyordum. Sevgi ne kadar büyük olunca tabii hayal kırıklığı da o kadar büyük oluyor ve satırlara maalesef yansıyor. Ama ben o mektubu Gülden'e teslim vermedim ki babacığım. Yani halime bakın, yani ben yapmadığım bir şey yüzünden başıma gelene bakın. Babacığım anlayın beni lütfen. Ah evladım ya, ah evladım. Zaten ilişki böyle bir şeydir oğlum. Bazen yaptıklarımızdan değil... Tam tersi, yapmadıklarımızdan sorun çıkar evladım. Keşke zamanı geri alabilsek. Keşke, keşke. O zaman zaten hiç hata yapmazdık ki. Hatta o zaman da hatalarımızdan ders alamazdık be evladım. Böyle bir şey var. Yani böyle bir çelişki var evladım. Ya o zamanlar sen zaten o günkü aklınla yazmışsın be çocuğum. Toysun. Gülden'i de fazla tanımıyorsun. Bizleri de çok tanımıyorsun. Kaç yıl geçmiş ya. Değil mi? Ya. Babacığım ben düşündüm de yani ben bu küslükle yaşayamam. Yani. Böyle gitmez yani. Ben anneme bir mektup daha yazsam, sizden de rica etsem götürürsünüz değil mi anneme? Götürürüm oğlum, götürürüm. Sen yaz evlen. Tamamdır, yaz. Yaz. Anne, canım. Ay bir mantı yapsak mı ya, babam yokken? Kız vallahi mi? Ha. Yemin ediyorum aklıma geldi de sana söylemeye çekindim biliyor musun? Çıkar buzlukta. Ay sahi mi söylüyorsun? Tabii tabii. Sarımsak koyacak mıyız? Herhalde. Ay kokarsak.
Havalandırırız. Bol bol havalandırırız evi. Ay hadi be. Aman. Gel gel. Bak Seyfi abi, Butik Ali Dilek'i çok seviyor. Dilek de onu çok seviyor. Yani bu ikisi birbirleri için yaratılmışlar. Bu çocukların evlenmeleri lazım. Evet. Ama sen Ali'den villa istiyorsun abi. Yani Ali senin bu dediklerini alamaz ki. Yani sadece Ali değil, bu mahallede yaşayan hiçbir genç alamaz. Demek ki Butik Ali kızımı sevmiyor. Yani Butik Ali kızım için yaratılmamış demek ki. Seyfi abicim, bu işin sonunda ne olur biliyor musun? Ne olur? Dilek evde kalır, mutsuz olur. O mutsuz olduğu için Nurten abla da mutsuz olur. Ve bütün bu mutsuzluğun sorumlusu da sen olursun. Evet, villa sanki biraz fazla gibi. Tamam, villa istemiyoruz. O zaman istemeye gelsinler mi? Gelsinler. Ama önce şöyle usturuplu bir iş bulsun. Usturuplu derken abi? Usturuplu derken yani dolgun bir maaşı olsun. SSK'sı olsun. Yani herhangi bir yerde genel müdürlük falan olsun. Evet, evet. Genel müdür. Şartlarımız o. Genel müdür olacak. Oh. Hay Allah'ım, ellerime sağlık. Anne, o kadar özlemişim ki. Senin mantını o kadar güzel olmuş ki, ellerine sağlık. Kuzum, afiyet olsun. Ne oldu? Ama hemen kaldırmamız lazım. Her şeyi ortadan yok etmemiz lazım. Allah, baban o kadar sever ki bunu. Ah kuzum benim, kıyamam. Çok sever. Hiç anlamamamız lazım yani, evet. Tamam mı? Çabuk gelin. Aç. Hakim, dur. Nurten ablanın bu kadar. Aç. Baba. Şu deliklere bakayım. Nazlı. Buke nerede? Buke. Mantı, mantı mı kokuyor ya? Mantı mı yiyorsun? Demek ben gidince siz evde mantı partisi düzenliyorsunuz ha? Demek ki ben gider gitmez siz hemen mantıyı pişirip demek ki üstüne şöyle güzel sarımsaklı yoğurdu da koyup demek ki o kırmızı biberi yağda da böyle bir kızartıp böyle turunculaşmış yağı da üstüne döküp kuru nane koyuyor musunuz? Koyuyoruz. Koyuyorsunuz değil mi? Sağlıklı yaşam sade bana değil mi? Size bir şey yok sağlıklı yaşam. Şimdi peki bu mantı sizde şeker yapmıyor mu? Damarları falan tıkamıyor mu sizlerin? Benciğim bak bu ne oldu? Tamam. Babacığım şimdi Tamam, duymak istemiyorum ya. Duymak istemiyorum. Kokusu yasak değildir herhalde. Ay vallahi benimciğim ama. Ben şöyle biraz uzanayım ya. Mantıyı gördüm ya, herhalde şekerim çıkmıştır ondan biraz zeytin var. Ben. Hoş geldiniz, buyurun. Usta, bu o değil mi ya? Ya hem şikayet ediyor, hem de yüzsüz geliyor bu adam. Bir sütlaç alayım. Aman efendim, yemek, yemek. Aşk evladım, getir bakayım onu şeyi. Hemen. Geliyor. Harika sütlaç, harika. Vallahi billahi muhteşem. Hemen geldim. Usta. Fena yakalandık yalnız. Sorma vallahi. Ah canım, hep nasıl bakıyordu tabağı gördün mü?
Emcim. Emcim. Canım iyi misin? Emcim. Ne olur ki ya? Ya ne uyandırıyorsun? Ne var? Ya Allah Allah, rüyamın en güzel yerindeydim ya. Yemeğe dalmış vaziyetteydim ya. Ay canım, yemek mi yiyordun rüyanda baba? O da mı yazıyor? Yok, yok değil. Olmamış. Değil mi? Değil mi? O, evet, olmamış. Ben bunun parasını ödemem. Vallahi lan, ben de olsam ben de vermem. Değil mi? Ayrıca sizden para isteyen oldu? Aşk olsun. Sizden bir Osman tokadı alacağım var, onu tahsil edeyim ben efendim. Efendim? Osman tokadı be ya. Sabah başkan geldi, şikayet etmişsiniz. Ben onun ön ödemesini yaptım, şimdi onu tahsil edeceğim. Ne yapıyorsun usta? Usta, usta, dur usta, ne yapıyorsun usta? Şikayet edeceğim seni. Dur usta, dur ne yapıyorsun usta ya, müşteriye vuracaktın ya. Aa yok be ya. Böyle yapar mı, onu korkutmak için yaptım. Aa. Hızlı kaçtı ama. Allah. Ya esnaf adamız biz. Müjdeler dövülür mü? Dövülmez. Aa o hızlı kaçtı. Vallahi hızlı kaçtı. Ben de korktum ya. Yok be ya. Vallahi korktum ha. Ama güzel şey yapıyorsun ha böyle falan böyle. Nasıl oynuyor? O klipte de acayip oynamışım. Burada da bunu şey yapıyorum ya. Bence iyi değildi. He? Vallahi kusura bakma. Tamam ya, tamam. Bana da mı vuracaksın? Aa yok, bıçağı kaldırdım ha. Bir de böyle toparlanmış tamam. Şey olmuyor. Ya genel müdürlük nedir kardeşim ya? Genel müdürlük nedir ya? Genel müdür olabilmek için önce müdür olmak lazım. Müdür olabilmek için yönetici olmak lazım ya. Butik her şeyden önce bir iş lazım oğlum. Yahu Allah Allah, bana her şeyi desin, genel müdür demesin Alper. Ali kardeş, şimdi senin genel müdür mü olman gerekiyor? Evet. Tamam, ben seni o zaman genel müdürüm yapıyorum. Ne dersin? Aa, vallahi mi? Ya Zeynel, git işine bak. Ciddi bir konudan bahsediyoruz burada. Şimdi Alper abi, müzik ciddi bir iş değil mi? Bugüne bugün Zeki Müren, Ajda, İbo, bunların genel müdürleri, menajerleri var. Benim neden olmasın? Bugüne bugün albümümüzle piyasadayız yani. Sevenlerimiz var, hayranlarımız var. Benim muhasebeme, programlarıma, albümüme, film tekliflerime bunlara hep bakacak bir müdür lazım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hangi filmlerden bahsediyorsun sen? Şu an teklif bekliyorum. Yani bugün yarın el kulağında gelir. Ya bak kardeşim. Tamam, tamam. Tamam Alper. Kabul ediyorum. Tamam, kabul. Tamam. Peki maaşım ne kadar? Belli olacak. Bir deneme süreci göreceğiz yani şimdi. Ya Butik, sen deli misin? Seyfi bu işi kabul eder mi sanıyorsun sen? Ya Alper, kardeşim madem o benimle dalga geçiyor, ben de onunla dalga geçerim kardeşim. Sayın işverenim, efendim işinizi kabul ediyorum. Hemen hızlıca bana bir genel müdür kart viziti bastırabilir miyiz? Ne demek? Hemen. Sana yazıklar olsun Cece. Mis gibi müşteriyi kaçırdın, hem de ne uğruna ya? Aşk uğruna abi. Aşk uğruna mı? Ya madem aşk uğruna diyorsun, o zaman bu durumu kullanırdın ya Çeçe. Alırdın adamın parasını. Şimdi gidecek, ne yapacak? Başka bir yerden ev alacak. Alamaz. Hayır, alamaz. Alamaz. Ben varken alamaz. Peki ne yapacaksın? İstanbul'daki bütün satılık evleri teker teker dolaşıp onun almasını mı engelleyeceksin? İstanbul'da ev çok Çeçem. Sen bunu anlayamıyorsun. Abi Funda beni seviyor, tamam mı? Evle kandıramaz benim Funda'mı. Ya kandıramaz da hiç olmazsa biz kandırsaydık diyorum ya. Şu evi satsaydık, komisyonu alsaydık. Of. İş mi bu ya? Öf, tamam abi, anladım abi, anladık. Ha bu kadar kolay. Dur arkana git. Komisyon nerede? Yandı bitti, kül oldu. Tuhaf aile. Babacığım, buyurun. Bu mektubu anneme takdim ederseniz beni inanın çok mutlu edeceksiniz yani. Hiç merak etme evladım. Tamam, götüreceğim ve bunu Necla'ya okutacağım evladım. Teşekkür ederim, teşekkür ederim babacığım. Hadi hoşçakalın ben. Abi, bir dakika bana bak. Efendim baba. Sen şimdi ona güzel şeyler yazdın değil mi evladım?
Öyle kokoş mu? Yok 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 babacığım. Aman ha. Yok yok tamam tamam ya, anladım. Yok yok. Rahat olun. Siz mektubu teslim edin babacığım. Eyvallah. Yeterli olacağını. İkinci bir felaket yaşamayalım. Yok yok babacığım, yok merak etmeyin. Siz takdim edin. Tamam. Söyleyince böyle babacığım hani. Hadi hadi. Ben gayet güzel bir sunuş yaparım evladım. Sen de. Siz de babacığım. Evet abla. Bir daha olmaz. Yani olmaz babacığım. Tamam. Görüşürüz babacığım. Hürmet ediyorum. Kayınvalide cepte. Sen de Gülden'e yazmak lazım. Gülden'e uyuyor. Sami, aşağı insem aşağıya. Aşağı mı? He. Hayırdır? Bir şeyler alacağım. Bir şey alacağım. He. De bu saatte. He. Tamam, geliyor. Oh, ye ye, götür götür. Valla ben seni çok iyi anlıyorum Fehim abi. Ukaap krizi geçirdim ya ben. Doktor o zaman bana da diyet uydurdu. O kadar zor günler geçirdim. O kadar zor günler geçirdim ki. Bu yüzden çok iyi anlıyorum. Ye. Hepsini ye. Helal. U peynirli. U patatesli. U zeytinli zaten. Ye. Tamam isteyelim mi Zami ya? Şu mahalledeki en yakın, en harbi dostum sen misin ya? Aa ya ne olacak? Fehim abi. Ha. Galiba sinemin ışığı yandı. Yapma ya. Valla uyandılar. Yeminle uyandılar sizinkiler. Benim yokluğumu fark ettiler mi acaba? Valla fark ettiler. Yeminle fark ettiler. Ah. Aman dikkat et. Çok sıcak. Ah. Oh. Dedim ama azıcık geç kaldım. Fehmiciğim. Aha. Götür, götür, götür. Fehmiciğim. Fehmiciğim bak görüyorum seni. Görüyorum seni, onu da görüyorum. Ay çok ayıp yani ya. Onu al, ha, onu al. Şey yaparsın orada. Aşk olsun Sami Bey. Aşk olsun yani. İşte ben böyle mektupları istiyorum. Ben böyle mektupları bekliyorum senden Ahmetciğim. Öyle elveda ile bitenlerini değil. Unutalım. O mektubu unutalım tamam mı bir tane? Sen bunu hatırla olur mu? Tamam. Ama sen git içerideki tüm ceplerini karıştır. Yani bir veda mektubu daha bulursam vallahi annemin evine giderim. Karıştırdım. Ne var ne yok. Çorapların içine bile baktım. Öyle bir şey yok. Hiç olmadı. Zaten hiçbir zaman ben bir veda mektubu yazmadım sana. Annem. Annem. Geldi.
Annem. Bence o. Yok canım, imkanı yok. Ahmet. Anne. Yazdı mı güzel yazıyor. Anneciğim. Evladım. Anneciğim. Ha, Çağatay, Çağatay, Çağatay. Ben de seni arıyordum. Hayırdır? Evi aldık sonunda. Hem de Suadiye'den tam istediğim gibi. Ya, iyi. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Ya dur dur, daha haber gelmiş, haber. Haftaya kızı istemeye gidiyoruz. Gelsinler demişler. Ya. Ya Çağatay'ım, sen... Ya, sen çok iyi bir arkadaşsın. Çok yardımcı oldun bana. Yani... Şey, bak bu iş bittikten sonra seni sadıcım yapmak istiyorum. Ne dersin? Sadıcım olur musun?